İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne Var Ne Yok'la karşınızdayız. Perşembe klasiği Ne Var Ne Yok diye açıyorduk ama bu hafta özel bir programla karşınızdayız. Çarşamba akşamı saatler işte 23.08'i gösterirken Ne Var Ne Yok başladı. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat boyunca burada olacağız. Çok özel bir konuğumuz var. Açıkçası Ne Var Ne Yok başladığından bu yana kendisini davet ediyorduk. Kırmayıp buraya geldi. Şeref verdi sütütyomuza. İyi ki de geldi. Profesör Doktor Canan Karatayla beraberiz. Canan Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür Hayırlı ediyoruz. Olsun. Evet. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim, hamdolsun. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de deyiz. E, masamızı gördüğünüz gibi oldukça zengin. E, sahurda, iftarda ne yenilmeli? Ramazanda neler yenilmeli? Bayramda ne yenilmeli? Onu konuşacağız ama e, Canan Hocamızın son kitabı. Gerçek tıbbın 10 şifresi mutlaka okunması gereken kitaplardan biri. Özellikle söyleyelim. Bu kitapta e, çok önemli motto var. Nedir o? Genetik ve iyileşmez denen hastalıklar nasıl tedavi edilir? Şimdi bu sırrın arkasında çok fazlaca şey var. Tuz tartışması var. Tuzu eline boyuna çok güzel anlatmışsınız hocam. E hepsini soracağım. Sizlerin de soruları olacak elbette. Sizler de bize Twitter'dan ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Canan Karatay Beyaz TV etiketiyle sorularınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz. Ee, uzun bir program olacak o yüzden sahur sofralarına doğru öneriler olacak Canan Hoca'dan mutlaka sorularınızı görüşlerinizi bekliyoruz. Unutmadan şunu da söyleyelim yarın akşam da ne var ne yok var ee, Ahmet Anapalı ve Mehter takımıyla İstanbul'un fethini konuşacağız. O programı da kaçırmamanızı diliyoruz. Ee, ne var ne yok özel başladı. Hocam hiç şüphesiz Ramazan ayına girdik burada hakikaten de e, birçok şeyi görüyoruz mutlaka sürprizler de vardır bize. İskender de görüyorum orada. Evet. Ee, onu da birazdan anlatırsınız. Neden İskender burada? İskender yenmeli mi? E, konuşmak lazım tabii ki ama hocam. Kimlerin oruç tutması risklidir hocam? Oradan başlayalım isterseniz. Yani kimler oruç tutmamalı? E, e, tabii ki. E, şimdi bir kere biliyorsunuz en basitinden fizyolojik bir olay olan e, gebelik. Gebelikli, gebelerin oruç tutması doğru <laughs> değil. E, adet görenlerin oruç tutması. Yani bunlar zaten şey olmamış. Tutmamaları gerekiyor biliyorsunuz. Bunlar fizyolojik bir olay olduğu halde vücutta e, değişiklikler olduğu için oruç önerilmiyor. Sonra e, şey yapılıyor biliyorsunuz. Fakat hasta olarak bir kere şeker hastalarının e, tansiyon hastalarının kalp hastalarının tutmaması gerekiyor. Bana hmm. sorarsanız. Şimdi bana hastalar geliyor, birçok hasta geliyor. E ben ilacımı alacağım ama tutacağım. Önemli olan ilaç almak değil. İlaç almakla e, e, iş hallolmuyor. Şimdi, e, yani ya, onlar oruç tutmalı mı hocam? Tutmamalı, tutmamalı. Bana göre ben e, tutmamalarını öneriyorum. İyileştikten sonra yerine getirebilirler. Hmm. Onu 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 söylüyorum. E, çünkü e, susuzluk uzun süre oluyor evet. yazı ayı gittikçe de uzuyor biliyorsunuz ya yani şeye kadar uzayacak bayram'a kadar e, yani susuzluk susuz kalma süresi uzayacak evet. e, ve bütün bu hastalıkları tetikliyor bir kere e, iftara doğru baş ağrısının sebebi, Susuz kalmak, yalnız susuz değil, su ve tuzsuz kalmak. Ya onu çok sorarlar. İşte oruç tuttuğum için çok başım ağrıyor. O, o çok ee, söyler. tutamıyorum ya da Aa. tutuyorum ama çok başım ağrıyor. Neden yani susuzluktan mı ağrıyor? Susuzluk baş ağrmasının sebebi açlık diye değil, vücudun hmm. susuz kalması açlık ve değil, açlık değil, tuzsuz kalması. Çünkü aç kalmamıza imkan yok. Yani bir iftarda oturup dünyanın şeysini yiyorsun. Yiyoruz. <laughs> Doğru değil. O bir kere doğru değil bana sorarsanız. Evet, evet. e, tamam sahurda yiyoruz. Sahurda yine her şeyi e, anlatacağız neler yiyeceğimizi. Onları Hı -hı. yiyoruz. Ama bunlar e, vücut buna müsaittir. Vücut 12 saat aç kalmaya e, şeydir. Kendini programlamıştır. Yani Baş, müsait 12 saat. Tabii ki 12 saat müsait. Zaten biliyorsunuz da e, iki öğün sağlıklıdır der. Hazreti evet. Muhammed'imiz de iki öğün yerdi zaten. Ara öğün bile yetmez. Aslında Ramazan'da şu anda iki öğüne alışıyoruz biz. Et, bu devam ettirmek lazım. Ben de onu söylüyorum. iç ee, olarak. Baş ağrısının sebebi bu sebeple bu nedenle açlık değil. Çünkü yani dünyanın yemeğini yiyoruz. iftardan şeye kadar. Acıkacağım korkusuyla. Çünkü en büyük korku acıkma, acıkma. ve doyamama korkusu beyinde. Halbuki onun için susuzluk baş ağrıtır. Susuzluk tek başına değil. Su tuzla beraber e, yen Alman olmadığı zaman başarısı çünkü insan insan vücudu 60'ı bütün hücrelerimiz, beynimiz, gözümüz, tiroidimiz, memelerimiz, e, akciğerimiz, e, karaciğerimiz, bağırsaklarımız, midemiz, prostatımız, e, rahmimiz ne aklınıza geliyorsa, bir or onları yapan o, o bütün organlarımızı yapan hücrelerimiz ve bütün vücudumuz 60 70 sudur. Hı hı. Ama bu su bildiğimiz şu içtiğimiz su değil, düz su değil, tuzlu sudur. Hmm. Yani serum fizyolojik deriz biz. Kanımız tuzludur zaten. Doğru. Onun için su içtiğimiz zaman o tuzu çok da azaltıyoruz kanda. Yani tuzlu su içmek lazım. Evet ben hep onu söylüyorum. Ramazandan önce vücudu hazırlamak için hatta şimdi bile kaya tuzlu su. Kristal kaya tuzu değil Kristal mi? Kristal kaya tuzu. Tozunu da ben önermiyorum. Kristal kaya tuzlu bardağınıza şimdi şu sırada yapılabilir sahura kadar. küçük bir bizim çay bardağı, çay kaşığı koyulup rahatlıkla içilebilir. O tuzlu, zaman su içeceğiz. o zaman inanın oruç tuttuğunuz zaman başınız ağrımıyor. Bir de mesela sahurda işte sahura doğru özellikle çok fazla su içiyoruz hocam. İşte Ama susamayalım olacak. gün boyu diye ya mesela kendime örnek vereyim peş peşe 5'er 6'şar bardak su içiyorum yani. Susamayayım diye. Yanlış yaptığım bir şey. Evet, i̇şte tuz girmeyince susuyorsunuz Doğru. çünkü vücut daha çok sulanıyor hücreler daha çok susuz kalıyor. Burada yani altın öğüt özellikle tuz. Tuz ve su. Hı hı. Çok önemli. Çünkü o zaman e, orucu rahat geçiririz. Peki iftarla sahur arası ne kadar su içelim hocam? E, yani içebildiğiniz kadar zorla iller bunu içeceğim diye değil. Zaten vücudun istiyorsa yavaş yavaş yudum yudum. Yani lik 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 e, yarım kiloyu bir arada develer gibi içmek doğru değil. Azar azar <gülüyor> <gülüyor> deve gibi. <gülüyor> <gülüyor> deve gibi su içmeyelim diyorsun. Evet. O şey olarak. Şimdi iftara söylersek biliyorsunuz 12 saat 16 saat aç kalıyoruz. 12 saat, 16 saat aç kalınca bütün yemek borusuyla beraber midemiz, bağırsaklarımız küçülüyor. Daralıyor, içi boş ve evet. de çalışmıyor. Şimdi iftarda birdenbire oturup, e, affedersiniz 50 kalem şey yersek olmaz. Tabii. Bu ifrattır. Vücuda ifrat olarak Bunların girmemesi lazım. Ben ona karşıyım. Halbuki iftarda işte bir çorbayla açılabilir. İşte bir suyla açılabilir. Ondan sonra hafif bir kahvaltı yapılabilir. Sonra azar azar birdenbire çok yemek aç açgözlülüktür. Halbuki orucun en önemli şeylerinden biri de nedenlerinden biri de vücudun toparlanmasıdır. Yani vücut biraz aç kalınca hücreler kendini toparlar. Mide küçülüyor. Hı hı. Efendime söyleyeyim bağırsaklarımız küçülüyor. O küçük ve dar şeye siz hop diye şu kadar şeyi birden aynı anda sokamazsınız. Doğru. Peki hocam... Bu doğaya aykırı. Yani fizik fizik kuralına da aykırı. Ondan sonra şişkinlik, ondan sonra hazımsızlık, ondan sonra affedersiniz kabızlık. Hepsi bu, hepsi çünkü sindirim sistemi alt üst oluyor. Sindirim sistemi 12 saat şeyde, rölantede. Kendini topluyor, rahatlıyor, bekliyor. Ama o sırada siz birden bire yüklenirseniz ne yapacağımı da şaşırır. İyi. Peki hararet alsın diye çay hocam? Çay da içilebilir tabii ki. İftarda çay da içilebilir. Süt de içilebilir. Efendime söyleyeyim. E, ayran, tuzlu ayran da içilebilir. Ama lütfen iftar sofralarında şekerli gazlı içecekler olmayacak. Hıh. Hmm, şekerli Meyne gazlı suyu içecek olmayacak. Şekerli şekersiz meyve suları çıkardılar şimdi. Ev yapımı, ev yapımı diye. Evet. Öyle o, çok yerde satılıyor ev yapımı. E, onların içinde maalesef İçindeki şekerler sizi suslatır. Çünkü insanı suslatan şekerdir. Şekerdir, şekerdir. Evet. Hocam peki yani işte ya oruç tutmak istiyorum ama e, şekerim düşüyor. Bu yüzden tutamıyorum. Şekeri nasıl dengeleyecekler? Şekeri düşürmeyecekler. Şekeri düşürmemek için de karatay prensiplerini uygulayacak. Bu da karatay kahvaltısı Tabii ki. Onun için zaten karatay prensipleri bunu öneriyor. Yani karatay prensipleri hmm. zayıflamak için yazılmadı. Vücudun eğer e, şekeriniz düşüyorsa, yani benim hipoglisemim var, benim şekerim düşüyor diyorsanız, bilin ki vücuttaki hormonal denge, enzimatik denge altüst olmuş. Karatay'da bunun tekrar yavaş yavaş düzelmesini öneriyor. Peki hocam, buradan hani madem Karatay kahvaltı istiyoruz, ne yiyelim hocam? Sahurdan başlayalım isterseniz. Sahurda ne olmalı yani soframızda? E, tabii, sahur ee, kahvaltı demektir. Erken kahvaltı kahvaltıda da işte burada gayet güzel görüyoruz arkadaşlar gösterebilir mi evet. sevdiğimiz evet, yumurta çok şimdi. önemli bakın yumurta, yumurta bütün gün sizi düş tutar tereyağı çok önemli işte efendim bizim Elazığ'ın tulum peyniri evet, onu... göndermişler <laughs> sağ olsunlar onlara da selam onu Nihal da... Hanım'a buradan değil mi vereceğiz Nihal Hanım'a getirdim <laughs> ee, şey e, iftarlık ve şeylik şunu gönderdiler değil mi tulum peyniri evet Elazığ'ın tulum peyniri hocam yumurta kaç tane yiyebiliriz yumurta 2 tane yiyebilir miyiz tane diye bir şey yok. Doyuncaya kadar. Hmm. Karatay prensiplerinde tane yoktur. Kara, Karatay e, prensiplerinde miktar yoktur. Karatay prensiplerinde kalori hesabı yoktur. Çünkü kalori hesabı tarihe karışmıştır. Hala kalori hesabı yaparak konuşuluyor. Bu artık inanmayın. Bu biraz ticari'dir. Onun için önemli olan vücudunuzun aldığı kadar doğal olarak beslenmektir. Hmm. Do doğal tereyağı, doğal peynir, doğal yumurta, Zeytin çok önemli. Burada ben getirdim. Bakın bizim elazığın köftesi vardır, bulgurlu köfte. Yani şu elazığın köftesi. Evet. Bu soğuk yenir. sıcak dayanır. Soğuk. Evet. Maşallah hocam. Ne var bunda? Çok basit. <laughs> <Bunu> ama... <laughs> i̇şte bu ama bu. İşte bugün bu akşam yediğimiz oydu. O da sıcak olarak biz yiyoruz. Soğuk olarak da sabah peynirin yanında iftarda, pardon sahurda tüketilebilir. Gayet rahat. Susatmaz mı hocam? Su içeceksiniz, çay içeceksiniz zaten. Uh -huh. Susuz, çaysız zaten sahur olmaz. Ayransız olmaz. Onlar Hı -hı. Yalnız susatan, eğer bal yerseniz eğer, şimdi demin Fatma Hanım'la da konuştuk, Bingöl, evet. balı <laughs> Bingöl balı yerseniz susarsınız. Bingöl balı yerseniz susarsınız. Yumurta, her türlü yumurta yapabilirsiniz. Bizim Elazığ'ın ışkını vardır. Işkınlı yumurta çok önemlidir. Bol bol şu sırada e, hala galiba mevsimi... Çünkü kısa bir mevsim sürüyor. Doğaldır. En sağlıklı bir sebzedir. Dağdan inen e, şey de denir. Dağ da denir. ışkın. Kitaplarımda, her kitabımda da evet, ışkınlı yumurta var, tarifi var kardeşim. Var. Çünkü biz çok severdik. Rahmetli babam çok severdi. Onun hatırasına kitaplara girdi. Işkınlı yumurta çok nefistir. Çünkü ışkını da... Üç günü lifle doludur, minerallerle doludur, vitaminlerle doludur, doğanın yağlarıyla doludur, karbonhidrata adeta sıfırdır. Onun için karaciğer yağını giderir. Hmm. Aynı enginar gibi, enginar da çok faydalıdır biliyorsunuz. Ama sabah kahvaltısını konuşuyoruz. Çorba içebilir miyiz hocam? Çorba tamam. istediğimiz kadar, işte paça çorbası. Paça içebiliriz. Paça içebiliriz, işkembe içebiliriz, tarhana içebiliriz. Ee, paça çok yaz faydalı tabi. Hı? Paça çorbası çok faydalı tabi. Pa paça çorbası son derece faydalı. Ee, yine şey var efendim, Elazığ'ın Bingöl'ün yoğurt çorbası vardır, ayran çorbası deniz bir. Biz o sıcakta içilir, soğukta içilir. Iftarda hazırlarsınız sıcak sıcak içersiniz. buzdolabında sabah sabahta kalkınca hazır olmuştur. Sabahta sahurda onu yersiniz. yalnız yanında ekmek olmayacak Ha şimdi oraya evet gelelim. Burada tabii ben şimdi masada burada pideleri arkadaşlar almış ama yani Daha, şimdi, çok fazla pide değil mi hocam? Bu pide çok fazla. Buna ben nasıl uzanabilirim? Şöyle ben size vereyim. Şuradan pide. Şu evet şimdi ha, şöyle bakın pide yemeden olmaz. Tabii ki pide yenecek. Bir kere bu çok kalın. Biraz ince olacak. Onun için şöyle açacağız. Evet. Canan Hoca'dan ne yani dayanamıyorum. Aslında hiç yememek lazım. Aslında Ama hiç dayanamıyorum yemek diyorsanız Tabii ki yani e, yemeğin desek de nasıl olsa yiyeceksiniz. Tamam. <laughs> <laughs> Onun <gülüyor> için nasıl yiyeceğinizi anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Evet. Buna bu, bu şu kadarına yarısına Bol tereyağı. tereyağı ama bol tereyağıyla yiyebilirsiniz. Veya bol zeytinyağına batırıp yiyebilirsiniz. Öbür yarısını da aynısını hazırlar eşinize ikram edersiniz efendim. Evet yani avuç içimiz kadar. Evet avuç içi bu işte bir avuç içi kadar. Şey olarak bunu eğer dayanamıyorum derseniz esas acıktıran ve susatan budur yalnız. Hmm. Baş ağrısı sebebi de budur. Başarısız sebebi. Onun için söylüyorum. Ama onun yerine e, peynirlerimiz çok güzel. Zeytin çok önemli. Bol zeytin çok önemli. Tok tutar, dinç tutar. E, şey olarak bunlar e, tabii ki o, sizin önünüze doğru fındık var, fıstık var. Evet, evet. Efendime söyleyeyim. E, e, kuru incir var. E, i̇şte kayısımız var. Hepsi çok önemli. Zeytin yani tok ülkemiz tutar. bunların cenneti. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunlar ithal olmayacak. Ben hmm. karşıyım. İthal olan bütün yemişler, bütün yiyecekler, buna baklagiller de dahil, şey, her, her türlü yemek taşınıyor iken konteynerlarda ilaçlanıyor. Haber, haberiniz olsun. Tarım ilaçları, böcek ilaçları, fare girmesin ilaçları kullanılıyor. Siz o ilaçları yiyorsunuz. Ucuz diye onlara saldırmayın. Hiç yemeyin daha iyi. Hastalanıp kanser olacağınızı. İtalyalarda sıkıntı var. Mesela bu cevizli hocam değil mi? İtalyalar o, o galiba ithal, bilmiyorum. O ithal. İthaller düzgündür, pırıl pırıldır, büyüktür, hmm, ucuzdur. Birebir sanki hani çok büyük gerçekten. De. Evet. Yerli ceviz yemek lazım. Yerli ceviz kabuğuyla alınacak, fındık fıstık. Mümkün olduğu kadar. Kabuklu ithal değiller var. Ama kabuklu ithallerin hafiftir, kabuğu incecik kırılır. Yerliler zaten daha pahalı hocam. Hah. Yerli ceviz değil mi? Tabii ki. Doğal çünkü. Ben onu öneriyorum. Alın gidin dağdan toplayın. Dağ taş e, ceviz dolu kardeşim. Çocuğunuzla gidin cevizleri toplayın. İki çuval, bir çuval atının evde kırıp kırıp yiyin. Evet, Bedava. Evet. Doğa vermiş size. Bizim şeyde var e, moda caddesinde ceviz ağaçları var. Kadıköy'de. Kadıköy'de. <laughs> Biz eşimle yürüdüğümüz e, cevizler olduğu zaman kargalar onları alıp atıyor yere kırılsın diye biz onları toplarız. <gülüyor> <gülüyor> Karga kovalamıyor mu hocam? <laughs> Bir şeye <yüze> düşüyor biraz. Kovalar <laughs> hocam. <laughs> 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 Peki savura kalkmadan olmaz. Olmaz. Evet. Ben mesela hocam çoğunlukla kalkmayan taraftan. Doğru taraf taraf. değil. O doğru değil. Kilo alır. Kilo aldırır hmm. Ramazan... Aksine biz sanki kilo veriyormuşuz gibi evet, düşünebiliriz. Aç kalınca, uzun süre aç kalmak kilo verdirmez, kilo aldırır. Hı hı. Sık sık yemek kilo verdirmez, kilo aldırır. Çünkü vücudun hormonal dengesi bozuluyor. Yani vücudun hormonal dengesine göre siz kendinizi ayarlarsanız doğal olarak vücudunuz e, fabrika ayarlarına dönüyor. Ben hmm. onu anlatıyorum. Bütün kitaplarımda onu anlatıyorum. Son kitapta da neden bunları anlatıyorum şimdiye kadar? E, bana çok hücum edenler evet, var bu biliyorsunuz. Kitap gerçekten e, yani bu gerekçe bu yerli yersiz çok fazlaca hücum eden var. Eee onlar hepsini cevabında çok iyi veriyorsunuz zaten. O konuda gerçekten tebrik ediyorum. Kitapta çok önemli şifreler var. Birazdan kitaptan soracağım zaten. Özellikle e, burada anlatmamız gereken çok fazlaca şey var. Bu kitabı şöyle bir kere daha ekrana getirelim. Gerçekte bunun 10 şifresi. Ay kitaptan çıktı. E, mutlaka almanız gereken kitaplardan biri. Peki hocam, sahurdan iftardan gidiyoruz. İdeal ideal iftar sofrasına geçelim istersen. Sahuru evet. Karatay kahvaltısı e, baş temel öğemiz olmalı. İftarda ne yiyeceğiz hoca? İftarda e, tekrar söylüyorum ifrat olmayacak. İfrat. İftar, ifrat. İfrat haramdır dilimizde. Evet. Bunu söyleyelim. Ee, i̇sraf da haramdır. İsraf da haram. Öyle oturup altı e, yıldızlı, yedi yıldızlı otellerde on bin tane tabak vermek, on bin tane şey yemek doğru değil. Kardeşim zaten mide küçülüyor. Şu kadar bir çorba sen doyuyorsun. Dinçleşiyorsun Ondan sonra yavaş yavaş, azar azar ne yiyelim? Sevdiğiniz bir çorba mutlaka olacak, ev çorbası, ev çorbası olacak. Ondan sonra yanında yine yumurta olabilir. İşte böyle bir köfte olabilir. Doyurur sizi zaten, mide küçülmüş zaten. Zaten çorba yedik, içtikten sonra e, kesiliyorsunuz. Niçin kesiliyorsunuz? Mide küçük de ondan, onu söylüyorum. Siz o küçük sevmiydi, şey bir birdenbire böyle 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 iterseniz ekmek şişirir. Pilav şişirir, uyku getirir, ayran çok önemli, Ay, ayran çorbası veya seviyorsanız mercimek çorbası, evde ev yapılmış tarhana çorbaları bunlar zaten yeterli geliyor. Yine bir hafif kahvaltı da yapabilirsiniz ama e, herhangi pişmiş bir yemeği de yiyebilirsiniz. Sebze, etli sebze yiyebilirsiniz, karnıyarık yiyebilirsiniz. Yani bizim kitaplarda, Türk kitaplarında evde ne vardıysa ama ben bütün gün aç kaldım, bütün gün aç kalmadınız. Beyniniz sizin sık sık yemeye programlandığı için aç kaldığınızı sanıyorsunuz. Algı algı yanlışlığı var. Sabahın üçünde dördünde dünya kadar bir kahvaltı yaptınız. O sizi 12 saat zaten götürür. Aç falan kalmıyorsunuz. Aç kalıyorum korkusu dünyada en büyük korkudur. Ve de endüstri de bunu kullanıyor zaten. Bu korkuyu endüstri kullanıyor. O israf dedik ya, i̇sraf. restorana gittiğinizde i̇sraf. masa zaten dolmuş yani. yani. Masaya bakarak doyuyorsun. Yani o kadar yiyebilir mi bir insan kardeşim? Değil mi? Önüne koyulan tabağı... Ara bak. sıcaklardan her türlü geliyor, üzerine etin her türlüsü geliyor. Ey, Çok büyük. yüksek fiyatlara israf olmuş oluyor. Hem israf oluyor hem ifrat olmuş oluyor. İnsan vücudu buna müsait değil. Beyni de müsait değil. Gözünüz doyuyor. Aç gözlü olmayacağız. Hı hı. Ee, yani... Çorbayı içtik hocam. Ana yemekte köfte gibi bir şey olabilir diyorsunuz. E, tabii köfte olur, et olur e, kebap olur işte kebap her türlü kebap olabilir. Evet, Bu İskender, i̇skender kebap gayet göstersin. güzel. Yalnız İskender kebabın altındaki eğer şey yemiyorsanız yani pide yenmeyecek altındaki pide yenmeyecek ama e, Ramazan pidesi yemiyorsanız onun yerine onu azıcık yiyebilirsiniz. Yani İskender yiyebiliriz. İskender yiyebilirsiniz. E, Ramazan pidesi yemediğiniz zaman ama Ramazan pidesiyle İskender yanında pilav yanında patates olmaz. Hocam çok kısa bir aramız var. Sadece 3 dakika sonra tekrar burada olacağız. O yüzden bir yerlere ayrılmayın. Reklamlardan sonra karşınızdayız. Bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Profesör Doktor Canan Karatay ile birlikteyiz. Ser söylediği olay oluyor. Ezber bozan hoca olarak tanınıyor biliyorsunuz. E, Canan Hoca ile iftar ve sahur sofralarını konuşuruz ama isteriz ki sizler de programa dahil olasınız. Twitter'dan ve Instagram'dan Canan Karatay Beyaz TV'de etiketine sorularınızı yazın. Sahur sofrası örnek bir sahur sofrası da oluşturacağız. Nihan Hanım sağ olsun. Birazdan onu da burada göstereceğiz ama sahura iftarı atıyoruz ve gerçek tıbbın 10 şifresini detaylıca konuşacağız. Tuz konusunu, şeker, insülin hepsini konuşacağız. Sizlerin de sorularını mutlaka bekliyoruz. Hocam, reklamlardan önce iftarda iftarda ne yemeliyiz de kaldık. Tam dedik ki köfte yiyebiliriz, İskender yiyebiliriz dedik son olarak. Ee, ara sıcak falan araya alınabilir mi hocam? Ne istiyorsanız börek azar gibi azar. Şeyler. Börek falan sizi işte hem bitirir. E, e, yorar, bitirir, sizi halsiz bırakır. Evet. Yapılacak şey bunlardan istediğiniz kadar doyuncaya kadar yemek. Tabii bir de bana soracaksınız tatlı yemeyecek miyiz? Diye. Evet, ona, ona Fındık geliyordum tam. şey yiyeceğiz. Tabii bizim en güzel tatlımız Ramazanda güllaçtır kardeşim. Evet. Evde de yapılabilir. 5 dakikada da 10 dakikada da yapılabilir ve de hafif olarak yapılabilir. Çok az şeker koyulabilir veya koyulmayabilir. Ee, şey, onun için e, güllaç güllaçta hem besler içine e, Bol cevizli olacak sütle hmm. beraber, günlük sütle beraber kaynatılıp yapıldığı zaman tatlı olarak bütün gece boyunca da tüketilebilir. Sütlü tatlılar özellikle tabi burada. Evet ama güllaç tatlı. Onun işte bir komposto var. Karatay kompostosu anlatıyoruz. Bir gece önceden hazırlanabilir. Komposto çok önemli. Su da çok şey hmm. olarak oluyor. Kompostoyu anlatayım. İşte burada önümüzde ceviz var. İthal ceviz olmayacak. Efendim işte kuru kayısı var bizim Elazığ'ın kayısı, kayısı Malatya kayısı gün kurusu çok önemli incirimiz var ilaçsız olarak olduğu zaman aydının inciri çok önemli biliyorsunuz incirlerimiz hmm. işte efendim. Yerel olarak üzümümüz var. O küçük evet. çekirdeksiz üzümümüz Aydın için, yöre, Ege yöresi için çok önemli. Fındık var biliyorsunuz. findukumuz var. Evet. Fındığımız var hocam. Fındık çok faydalı değil mi? Hepsi faydalı. Badem de. Şimdi orada badem de görüyorum. Ne varsa yerli olduğu zaman, kabuklu olduğu zaman faydalı. Bunların hepsinden birer tutam gayet az. Şöyle bir kaba koyuyorsunuz. Üstüne de su koyuyorsunuz. O kadar. Kaynatmak yok. Şeker katmak yok. Onu kapa kapaklı bir şey buzdolabına koyuyorsunuz. İki dakika. iki dakika. Evet. Ertesi sabah sahura hazır. Akşama da isterseniz ısıtarak içebilirsiniz. isterseniz soğuk içebilirsiniz. İçinde mineraller var. Doğal mineraller. Doğal vitaminler. Doğal olan vitaminler. Doğal olan karbonhidratlar. Doğal olan omega 3. Doğal olan omega 6. Hmm. Hepsi bir arada sizi ferahlatır. Evet. Hurmayla açmak mı gerekiyor hocam? Tabii hani ne, işte ne seviyorsanız oldu. ondan Hurman açabilirsiniz. Hurma yenilebilir mi sahurda mesela? E, hurmanın şekeri çok fazladır. Tabii Şeker ki yiyebilirsiniz. E, Su satır. Başınızı ağrıtır sonra. Ondan sonra niye baş ağrım oldu diyorsunuz. Evet, evet. E, Çok açık hurmadan da kaynaklı olabilir. Bol bol zeytin yenebilir. <laughs> e, yani şey olarak. E, zeytin çünkü hem acıktırmaz hem diş tutar. Eşi olarak lifi de fazladır bağırsaklarda çalıştırır. çünkü Şimdi önemli misiniz mesela hani diyorsun demiyorsunuz hani rakamsal olarak doya doyana kadar değil mi hocam? Vücudunuz doyana kadar diyorum. Kendi kendimiz bileceğiz artık. Zorlamayın evet. Peki hocam iftarla sahur arasında ne yapmalıyız? Meyve mesela. İftarla sahur arasında işte benim dediğim komposto. En sağlıklı meyve kaynatmamış olarak şekilde soğuk olarak onu yiyebilirsiniz. Güllaç yiyebilirsiniz. Ama şekerli içeceklerden lütfen uzak durun. Meyve sularından lütfen uzak duralım. İftar sofrasına şekerli gazlı içecekler, şekersiz denilen gazlı içecekler, şekersiz denilen, doğal limonata denilen şeyler falan, bütün meyve suları kesinlikle sizi hepsi sizi susatır, halsiz bırakır. İki saat sonra da hop uykunuz gelir. İşte maalesef ülkemizde işte reklam filmlerinde bile iftar sofralarında hocam biliyorsunuz işte gazlı içeceklerle özellikle sanki e, iftar i̇şte onun yapılmaması lazım. Yaratıyorlar. Evet, onun yapılmaması lazım. Ee, şimdi artık yapılmıyor şey gazlı içecekler koyulmuyor ama şeyler oturuyordu 200 geçen seneye kadar <laughs> e, işte nur yüzlü dedeler neler iftarı <laughs> bekliyorlar sofra böyle dönanmış düğün sofrası gibi sanki her gün düğün varmış gibi olmaz böyle bir şey kardeşim. Ondan sonra o ok şeyler oraya evet, koyuluyor. Gazlı içecekler. Ayıp yani. günah. Yani o hatta işte ben 75 yaşındayım. Biz e, iftarda onu mu gördük? Ne? Yani ben müftü çocuğuyum. Müftü torunuyum. İftarı da biliriz. Sahuru da biliriz. Her şeyde hepsinde yaşadık. En sağlıklı şekilde yaşadık. Hı -hı. Nereden geldi? Tuzlu ayran varken tuzlu ev, ev yoğurdundan yapılmış e, hakiki ee, yaş mayayla yapılmış, doğal mayayla yapılmış ev yoğurdu, tuzlu ayran en güzel içecek kardeşim. En besleyici içecek. Günlük süt şekersiz olmak şartıyla en güzel içecek. Ferahlatır. Sahurda süt içilebilir mi hocam? E tabii ki. Niçin içilmesin? Niçin içilmesin? Çaya, tereyağı eee atılabilirsiniz demiştiniz hocam değil mi? Yanlış Atamam. Eskilerden zaten şeker yokken çay ile içilirdi. Hala Anadolu'da tereyağıyla içilir. Onu neden söyledim? İçilebilir. Yani siz gençsiniz. Ee, gençlerin siz, sizi söylemiyorum tabii sizin dışında. Fakat genç çocukların, genç evlerin dünyadan haberi yok. Şimdi Tibet'te bakın Everest'te tırmanıyorlar dağcılar. Onlara kılavuzluk yapan yerli Tibet halkı Onlarla, hayvanlarla çıkıyorlar günlerce en yüksek tepeye, 8000'e neredeyse şu olarak. Onları çıkartıyorlar. Tibetliler çaylarını tereyağıyla içer, şeker yok ve de bütün günün enerjisi ondan gelir onlara. Yeni bir şey değil, bu bir. İkincisi, İngiltere'de çaya süt katılır, krema katılır. Tere, tereyağı süt, da ne? Evet. Ee, aynı şey. Çok fazlaca. Ee, öyle değil mi? Sütsüz içmez İngiliz çayını. Asırlardan beri yeni bir şey söylemiyorum yani. Ama herkes yeni duymuş gibi kıyamet koparıyor. <laughs> Maalesef hocam siz hemen bir şey söylediniz de hemen atlayan bir güruh var. Şimdi iftar ve sahur sofralarına tabii ki birazdan yine devam edelim. Sizler de sorularınızı gönderin. Ne yenir, ne içilir? Az çok detaylıca anlattık ama birazdan e, sahur örnek bir kahvaltı da hazırlayacağız. Buraya koyacağız ama şimdi hocam burada kitapta diyorsunuz ki gerçek tıp. Özellikle bunu söyleyeceğim. Gerçek tıbbın on şifresi. Gerçek altını çizerek söylüyorum. Bunu belirtme gereği hissetmişsiniz. E, gerçek tıp derken neyi kastediyoruz hocam? Şimdi tıp e, asırlardan beri, i̇bn Sina'dan beri e, bir sanattır. Tıp bilim değildir. Hmm. Tıp bilimi sanatını kullanmak için kullanır. Sanatını icra etmek için kullanır. 18. yüzyılda Voltaire'de onu da orada da söylüyorum Voltaire'de diyor ki Tıp bir sanattır kişiyi oyalar Tıp bir sanattır kişiyi Kişi oyalar. oyalar o sırada vücut kendini toparlar hı. vücudun kendini toparlayabilmesi için vücuda vücudun ihtiyacı gerçek ihtiyacı olan gerçek besinlerin girmesi lazım Doğal yumurta, doğal protein, doğal yağ, tuzlu su yetiyor zaten. Bu işte o zaman vücutdaki hücreler kendini toparlıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani modern tıp söylemi. Modern tıp uydurma. Modern uydurma. tıp diye bir şey yok. Yalnız teknoloji ilerledi. Modern olan o. İşte dört, dört buçuk geller, beş buçuk yok MR'lar, yok teknoloji ilerledi. Ben ona bir şey demiyorum. O teknolojiyi biz kullanacağız. Bizim tıp bir sanattır. Tıp öyle bir sanattır ki objesi insan olan tek sanattır. Biz insanla uğraşıyoruz. Canlı bir varlıkla uğraşıyoruz. Mükemmel canlı bir varlıkla uğraşıyoruz. Ve o varlık sadece fiziksel değil, ruh sağlığı da şeyde de Gazi Osman Paşa'daki toplantıda da evet birlikte e, konferansa oku, gitmiştik. O, gitmiştik. Orada söylemiştim. Dünya Sağlık Organizasyonu'nun tanımına göre sağlık demek ruh sağlığı, beden sağlığı, çevre sağlığıdır. Hepsi yaşam sağlığıdır. Bütün bu bütündür. İşte sanat olan budur. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ve de herkesin sağlığı kendi elindedir. Vücudumuz bize yanlış yaptığımız zaman veya bir şey ters gittiği zaman vücudumuz bizi uyarır. Vücudumuzu dinleyeceğiz. Hı hı. Hocam buradan e, kitapta 570 tane bilimsel çalışmanın olduğunu söyleyelim. Doğru söylüyorum değil mi hocam? 570 evet. 570. Şimdi, tuz tartışması. Evet. Belki de e, çok fazlaca konuşulan bir konudur. E, siz bu konuda da farklı şeyler söylediğiniz için birilerinin hedef haline geldiniz. Kristal kaya tuzu diyorsunuz hocam, değil mi? Kristal kaya tuzu. Biz şunu normalde biliyoruz. Tuz yedikçe e, kalp krizinin çoğaldığını zannediyoruz. Ama tam tersi bir durumu var galiba hocam. Tabii ki. Öyle değil mi? Kalp krizinin sebebi şekerdir. Kalp krizinin şey, e, sebebi insülin yüksekliğidir. Tuz, tuz, değildir yani. tuz, değildir. tuz değildir, Tuz değildir. Tuz değildir. Ama sofra tuzu dediğimiz rafine edilmiş tuz tehlikelidir. Hmm. Hangi tuz diye soracağız, onu soruyorum. Hangi tuz? Hı hı. Çünkü rafine olmuş her şeyden uzak duracağız. Fabrikadan çıkmış, işlem görmüş her şeyi insan vücudu kullanamıyor kimyasallarla dolu olduğu için. Sofra tuzu rafine olmuştur. Rafine olan tuzu endüstri kullanır. Endüstri için rafine etmişlerdir. Saf olsun diye. Yalnız %99 sodyum klorür vardır. Bir de içine kimyasallar eklenmiştir. Artılmak için kimyasallar eklenmiştir akışkanlık sağlansın diye alüminyum eklenmiştir. Bir de ufak bir doz iyot ekleniyor o da rafine hı hı. ki onun iyodu da insan vücudu zaten kullanamıyor. Onu bahane ediyorlar iyot iyot diye. Ondan aldığınız iyot vücuda girmiyor bile. Bu gösterildi. Yani onun için sofra tuzu tehlikelidir. Bakın söylüyorum. Evet. Burada hocam şunu söylemişsiniz. Kristal önemli. kaya tuzu, bir dakika, kristal kaya tuzu dediğimiz kristal kaya tuzu burada göstereceğim. Evet. %30 sodyum klorür. Sodyum yüzde 60 klorür. Yani sofra tuzundan yüzde 60, 60 daha azdır sodyumu. Onun için sağlıklıdır. Onun için zararlı değildir. Onun için tansiyonu yükseltmez. Onun için kalp krizini tetiklemez. Onun için sizi hakikaten böbrek yetersizliğine sokmaz. Üstelik o e, tuz vücuda girdiği zaman vücudumuz zaten tuzlu demin söyledik. Yani evet. serum fizyolojik diye bir al, kanımız tuz tuzla dengelenir. O tuz eksik olduğu zaman vücut çalışmaz. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Diyorsunuz ki tuz tüketen birçok toplumda kalp hastalığı oranının çok düşük olduğu bilimsel araştırmayla bildirilmiştir. Dünyada tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı ve kalp hastalığının ölüm oranlarının en düşük olduğu bilinen Japonya, Fransa, Norveç ve Güney Kore gibi ülkelerde aşırı miktarda tuz tüketilmektedir. tabii çok tüketilir. Ve buna Ve orada kalp, kalp şeyisi orada bütün bilimsel olarak onları söylüyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> bilimsel araştırma 570 tane. Evet. 570 bilimsel çalışma. Ee, tamam bu bu kitap ama diğer kitaplarla falan evet, yani anladım. 10 bini geçti. Yalnız bu araştırmalar şunu burada açıklamak istiyorum. Bu araştırmaların hiçbirini ilaç firmaları yaptırmamıştır. İlaç firmalarının yaptığı araştırmalar bilimsel değildir. Çünkü bana beni tenkit edenler o araştırma yapmış mı? Ben bile ilaç firmalarının desteklediği, sponsor olduğu hiçbir araştırma yapmadım. Ama burada benim anlattığım araştırmaların büyük çoğunluğu ki 10 bine yakın bunları okuyup, inceleyip, tarayıp ondan sonra analiz edip, sentez edip halkıma sunuyorum. Benim araştırma yapmama gerek yok. Ben 75 yaşında bir insanım, 51 yıllık bir hekimim. Ben 10 bin tane hakiki araştırmayı yapmama imkan yok. Zaten sponsor bulamazsınız. Yaptığımız araştırmalar, burada bütün yayınladıklarımın hepsi hiçbir ilaç firmasının desteklediği araştırmalar değildir. Onun için hekimlerimiz bunları okumadıkları için, yani şey bunlara kulak asmadıkları için, o bilimsel konuşmuyor. Eğer ilaç firmalarının yaptığı araştırmalara siz bilimsel diyorsanız haylo. Evet, ben o de onlara bilimsel. Onların düşünmesi lazım. Evet. Çünkü ilaç firmalarının yaptığı, yaptırdığı, desteklediği bütün araştırmaların verilerini alıyorlar. Herkes biliyor bunu. Yani bu yeni bir şey değil. Herkes biliyor. Bütün dünyada böyle. Verileri alıyorlar. istedikleri gibi manipüle ediyorlar. İstedikleri sonuçları çıkartıp ortaya koyuyorlar. Hı hı. O şey olarak. Bütün mesele bu. Onun için. Siz Harvard dediniz mesela değil mi? Reklam arasında konuşuyoruz. Evet. Yani bahsettiğiniz kitaplar Harvard'da. Bu üç kitap. Şu üç kitap. Evet. Bunu gösterebilir miyiz? Karatay mi? Diyetiyle Yaşam Boyu Sağlık. Karatay Mutfağı. 2012 yılından beri Karatay Mutfağı kitabı en çok satanlar arasında. En çok satanlarda Karatay değil Diyetiyle değil. Obezite ve diyabeti evet, Çözüm üç var. Evet. Bu 3 kitap Harvard Kütüphanesine girdi. Mahşeyim. Ve Harvard Üniversitesi. Biliyorsunuz Dün Türkçe veya olarak ev, girdi. Türkçe olarak girdi. Burada bütün geleneksel Türk kufağı ve yemeklerimiz var. İşi şey olarak. Bu e, Harvard Üniversitesi dünyanın birinci üniversitesi olarak seçildi. 100 üniversitesi arasında. Hocam, Orada Türkçe bu, bu kitaplarımız var. Hı hı. Onu söyleyeceğim. Şimdi şeyi göstereceğim. Bakın ben İngiltere'de kalp ihtisasımı yaptım. Orada bu tuzu, şu gösterdiğim şu tuzu low salt denilir. Okay. Bak ne yazıyor? Healthy low salt. Sağlıklı. sağlıklı. Evet. Bunda %60 oranında, %66 oranında sodyum klorür azaltılmıştır. Ama rafinedir. Hastalara bu verilir sağlıklı diye. Yani bizim kaya tuzu doğal olarak sağlıklıdır. Bu yine rafine olan sağlıklıdır. Evet. İngiltere'de bu. Doktorların sağlıklı tuz diye. Bakın alın okuyun. Şurada ben aynı İngilizcesini söyledi Getirdim. Evet. Kalp ihtisasımı İngiltere'de yaptım ben. Bu e, sağlıklı tuz diye satılır efendim. Evet. Ve, ve de hastalara bu önerilir İdeal efendim. İdeal sağlıklı tuz diyorlar. İdeal sağlıklı tuz. Ama bu rafine olandır. Ve bizim ülkemizde bütün mağaralarda tuz mağaralarında doğal olarak elde edilen kristal kaya tuzu en sağlıklı tuzdur. Çünkü kirlenmemiştir. Çünkü çevresel kirlenmeye tabi tutulmamıştır. Çünkü rafine olmamıştır. En sağlıklı tuzdur. Onun için bir daha söylüyorum. Bir tansiyonu yükseltmez, düşürür. Bilinenin aksine. Bilinenin aksine. Kalp yetersizliği yapmaz, toparlar. Ödem yapmaz, ödem çözer. Hani derler ya, tuzlu suya ayağınızı koyun diye. Evet. Demezler mi? Derler. E, i̇şte kaya tuzu. Hmm. Kaya tuzunu e, yorgun ayaklarınızı koyun, rahatlarsınız. Ödeminiz gider. Hücre onu, onu söylüyorum. <laughs> kaya tuzu tuzla, bur, tozla burnumuza çekin derler. Evet. Burun, özellikle burun, çok onu söylerler. E, evet, kaya tuzuyla burnunuza çekeceksiniz. Neresi zararlı? İşte sinüzit olmasın diye özellikle çekin derler. E, bu, tabii ki. Yani ben burun tıkanıklığı olan hastalarıma veriyorum. Şöyle veriyorum. Şöyle bir bardak suya Şöyle şu kaşık, bizim bildiğimiz şu kaşık. çay kaşığıyla. Çay kaşığıyla kaya tuzu, kristal kaya tuzu. Toz olmasın. Toz karışık olabilir. Ona ben emin değilim toza. Kristal olacak. Şöyle karıştıracaksınız. Her içtiğiniz suya bunu karıştırabilirsiniz. Her ve bu suyla sabah akşam burnunuza çekin. Sabah akşam gargara yapın. Bakın burnunuz tıkanıyor. Peki bizim tuz ihtiyacımız ne kadar hocam bir insanın günlük ne kadar tuz almış Herkesin, Herkesin değişiktir. Herkesin değişiktir. Vücudumuzda onu da anlatıyorum. fazla tuz girdi? Az tuz girdi? Diyemeyiz. Vücudumuzda termostat vardır. Evet. Onu söylüyorum. Sağlıklı bir organizmaya sahipseniz termostatınız sizi gerektiği anda uyaracaktır. Merak etmeyin diyorsun. Evet. Evet. fazla tuz yediyseniz hemen uyarır. Siz onu idrarla atarsınız. Büyük abdestle atarsınız. Yani 8 atarsınız. milyar insan var. 8 milyar parmak izi var. Evet. Herkesinki farklı diyorsun. Evet onu söylüyorum. Ama her insan yani vücudumuzda termostatımız var. Nasıl sıcak termostatı var? Yani çok ısınan, ısı, ısı Ateşimiz çok yükseldiği zaman hemen devreye girer terleriz vücut sıvısı gitsin diye vücut soğusun diye aynı şekilde tuz da çok aldığımız zaman böbreklerimiz de çalışır hormonlarımız ona göre çalışır tuz birikmez vücutta onu anlatmaya çalışıyorum ihtiyacı olanı alır gerisi zaten vücut onu halleder size bana yok karatay 2 gram dedi. Ali Veli 5 gram dedi. İhtiyacım var dedi. Hepsi hikaye. hikaye. Yaz olur terleriz çok ihtiyacımız olur. Kışın az terleriz daha az ihtiyacımız olur. Bunun en önemli belirtisi iyi bir suyla beraber içildiği zaman sabah idrarımızın açık renk olması. O ha. optimum suyun ve tuzun vücuda girdiğini gösterir. Sabah idrarımızın açık renk olması evet. önemli. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Tuz için. Eskiden Türkiye'de şey kurtuluş savaşından sonra Türkiye'deki mağara yani kurtuluş savaşı işte şeyler sırasında Türkiye'deki tuz mağaraları çok çalışmadı bilinmiyordu Hititlerden beri kalan Çankırı'daki tuz mağarası 2000 yıldır çalışıyor ama bu şey sırasında savaş Birinci Dünya falan filan savaşlar sırasında kaldı sonra Cumhuriyet kurulunca. Orada e, makine kimya endüstrisi devlet işletti. Evet. Sonra da özelleştirme olunca da özele geçti. Şu sırada çalışıyor. Ama bu Türkiye'ye bütün tuzu veriyordu. Fakat bunun sağlığı e, konusunda bilgi olmadığı için e, Avrupa'ya ki Mustafa Kemal de gitmiştir. Kalspart vardır. E, orada e, mağaralar vardır. Tuz, tuz mağaraları vardır. Ve de kaplıcalar vardır. Kaplıcalar zaten tuzlu sudur. Kapıcıya gidip rahatlamanın sebebi tuzlu suya girmedir. Hmm. Doğru. Evet. Orada Karspart'ta tuz çıkar. Türkiye'ye o zaman Cumhuriyet zamanında yani bizde daha tuzlar işlenmeden ortaya çıkmadan yayılmadan daha yapılıyordu da çok lokal. Karspart suyu getirilir suya katılır içilirdi baş ağrısına karşı. Kabızlığa karşı. Çünkü vücut o zaman çalışıyor tuz ve suyla çalışıyor. Madem tarihe girdiniz hocam, Fransız ihtilalinde sebebi tuz değil mi? Evet, sebeplerinden biri. Sebeplerinden biri. Aa, o da çünkü tuz tuz vergisi, tuz çok önemli bir komodite, alışveriş. Bir kere Roma İmparatorluğu zamanında Roma askerlerine tuz kalıplarıyla bağış veriyorlar, kalıp kalıp. Maaşlar tuzla. Maaşlar tuzla, salary oradan geliyor. Ha, salary, tamam. Salary İngilizce evet, evet. maaş, maaş demek. demek ama tuzdan geliyor. Şimdi tuz çok önemli çünkü o zaman buzdolabı yok, şey yok. Bütün yiyecekleri koruyabilmek için tuzlanacak. Tuz, yani tuzlarız ve de onun için halkın çok ihtiyacı var. Bunu e, feodal sistemde, feodal işte düklerdi, baronlardı e, veya işte royal şeylerdi, kraliyetti. Bunlar elinde tutuyor tuzu ve müthiş bir yüzde kırk vergi veriyorlar. Ama yüzde kırk vergi halka veriliyor, köylüye, çiftçiye. Şeylere, papazlara, efendim işte ruhani liderlere, dükler falan filan onlara vergi yok. Şimdi bizim yatlar gibi. Yatlara evet. da bizim vergi yok ya. Aynı <laughs> evet. Lüks bir Halk şey. Çok evet. Ve de onun için tuz kaçakçılığı başlıyor. Ve tuz kaçakçılığı başlayınca müthiş kanunlar, örf idare kanunları yani çıkıyor. insanların üstü aranıyor. Hani şimdi bizde eroinler falan aranıyor ya. Hı. İnsanların üstü aranıyor. Üstünde tuz bulunan insanlar idam ediliyor. 8 yaşındaki çocuğun bile idam edildiği biliniyor. Çok bir hikaye... Evet. Yani bu daha çok var. Çok geniş bir hikaye. Sabah kadar anlatabiliriz. Kısa keseyim. Onun için ...halk müthiş... Hu 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 huzursuz. Çünkü ekmeğine onu koyuyor, şeyine onu koyuyor, yiyeceğine onu koyuyor. Temizlikte onu kullanıyor. Tuz temizlikte de kullanılır. Bütün deterjanların içinde tuz var. Onun için rafine ediliyor. Neyse şimdiki yani şey olarak onun için halk çok huzursuz. Hani e, ekmek ve tuz bulamadıkları için huzursuzlar, bir, haksız yere vergi çok huzursuz kılıyor bunları ve de idamlar, idam ediliyor resmen giyotine gönderiliyor. Tuz kaçakçıları tuzun önemi, Evet tuz o... kaçakçılığı çıkıyor. Aa, bütün tu, 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 tuz kaçakçılığı ve tuz vergisi. Halbuki John Locke var e, İngiliz filozof, o İngiltere'den e, seyahate geliyor Fransa'da, bütün bunları gözüyle görüp yazıyor. John Locke'dan okuyun olarak. Ve de e, Marian ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyor ya. Evet. O ekmek ve tuz bulamazlarsa pasta yani ekmek ve tuzu kaldırmışlar öyle o laf olarak. Esas... Normalde tuz da var yani orijinalde e, tabii, tabii, orijinalde tuz da ekmek var. Ekmek ve tuz bulamıyorsanız pastayı. Evet işte pastayı veya tuz için ne dediyse bilmiyorum. Ama orada tuz var. Hmm. Peki hocam o, vücudumuz e, tuzsuz kalınca ne gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor? Tuzsuz kalınca vücudumuz aşırı terleme, hı hı. halsizlik, tansiyon düşüklüğü. Yani acili hasta gelir gelmez bir ben tuzlu su takarız kardeşim tansiyonu düştü diye. Gayet basit. Öyle evet, değil mi? Evet, hemen diyor serum, serum, fizyolojik. O şey olarak. Onun için e, tuzlu yani kaya tuzlu, kristal kaya tuzlu su içmekten korkmayacağım. Şunu özellikle kitapta da bu da birkaç kişi de vardı sormuştu. Sizce fazla tuzlu yemekler ve yiyecekler tüketecek olursak vücudumuzda aşırı tuz birikir mi? Birikmez işte onu söylüyorum. Termostat. Birikmez. Tabii ki birikmez. Her şey termostata bağlı. Evet. Yalnız rafine tuz olmayacak bir daha söylüyorum. Hı -hı. Rafine tuz olmayacak. Hamilelikte hocam? Fazla evet. tuz tüketmek? Yani ihtiyacı varsa tüketecek. Bebeğin de ihtiyacı var çünkü. Hı hı. hamilelikte yani de, tüketilebilir. E, tabii Burada ki ama dikkat yok. edecekler. Doktorlarına danışacaklar. Hı Burada özellikle zaten şunu da belirtiyorsunuz kitapta. Bebek sahibi olmak isteyen anne ve baba adayları bunlara dikkat diyorsunuz. Az tuzla beslenen hamilelerde düşük riski yüksek değil mi? Az tuzla beslenenlerde hamilelerde erken doğum riski çok fazla. Ee, bebeklerin kilosu düşük olur ve bebeklerin obezite ve insülin direnci riski fazla görülür diyorsunuz. O yüzden hamilelerin de anne ve baba olmak isteyenlerin de tuz konusunda dikkatli olması lazım. İyot eklenmiş sofra tuzu hocam tansiyonu yükseltir mi? Sofra tuzu tansiyonu yükseltir. İyot eklensin, eklenmesin. Sofra tuzuna eklenen iyot Hı hı. E, algısı tehli, yanlış. Yani to, sofra tuzuna eklenmiş olan iot, e, Türkiye'de çok yaygın bir şekilde olan iyot yetersizliğini e, gidermiyor. Bunu burada söylüyorum. Hı hı. Yani senelerce bize tansiyon düşmesin, işte kalp hastası olmayalım diye tuzsuz beslendik hocam. Evet. Biliyorsunuz annelerimiz, babalarımız ha o kedi sizin mi hocam? Evet. <laughs> Bu ve benim şeyim, kardeşimin. Çok güzel. İsmi ne? Korsan. Şimdi oradaki kristal kaya tuzu. Evet. Korsan isminde Korsan e, cadde şey, sokakta bulmuşlar sokak kedisi. Tek ha. gözü yok. Onun için korsan deyip eve almışlar. Bana e, şeyde yaşıyorlar. Güneyde yaşıyorlar. Bana e, sabahın köründe telefon geldi. Canan abla, Canan abla bizim kedi e, şey yalıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? <laughs> Çünkü vücudun ihtiyacı var bu tuza kaya tuzunu gitmiş bulmuş yalıyor yedi. Çok ilginç ya. Dedim ki hemen Çok dedim. Çok güzel fotoğraf. Evet evet. Yani bu doğal olan bir şey kendi kendine. Ondan sonra tekrar soruyorlar. Aynı sizin sorduğunuz gibi. aynı halkımızın sorduğu gibi kardeşlerim. Ne kadar yalasın. <laughs> Kardeşim sana mı sordu onu yalarken? İhtiyacı var ki yalıyor. Bir de biliyorsunuz yani bizim çobanlarımız hepsine selam. Evet. Hayvanlara kaya tuzu yalatırlar. Öyle mi? E tabii ki. Hmm. Koyuna şeye onlar oraya korlar bu büyük blokları hayvanlar yalar. Bu kedi ev kedisi olmuş şimdi korsan gidip onu yalıyor kardeşim. Çünkü vücudun ihtiyacı var gereksinimi bu, var. Bu mesela kaya tuzunu nefes açıcı lamba şeklinde de yapıyorlar değil mi hocam? İşte bu lamba. Ha, o lambası. Bu, bu lamba onu... Yani o, ne yapıyor hocam? Negatif iyonlar konusu var orada? E, tabii ki orada e, evet bir şey daha göstereyim bulabilirsin. Tabii hocam. Bu arada sorular geliyor. Soruların hepsini soracağım. Daha var. Kaya tuzu mağaralarında astım, kalp astım. hastaları tedavi ediyor. Evet. Kaya tuzu mağarası burası. Evet, kaya tuzu mağarası Avrupa'da bu. Ee, var her yerde var, Polonya'da var, ee, Macaristan'da var, İngiltere'de var, Rusya'da var, Azerbaycan'da var. Bütün mağaralarda bu şekilde yapılmış. Buraya giriyorlar, İşte böyle gayet güzel şezlonglarda nefesleri Aa, açıyor. Çok güzelmiş. Evet, yani bunu ben söylemiyorum. Asırlardan beri bu uygulanıyor zaten. Evet şu olarak yani onun için şu olarak dediğiniz gibi ortamdaki pozitif iyonları yok ediyor, negatif iyon salgılıyor. Onun için havayı da temizliyor. Bu faktörü de var efendim. Evet, burada ülkeleri saymıştınız galiba hocam. Onu bulmaya çalıştım da. Orta evet. yani o bilimsel çalışmalar hepsi. Ha, şunlar evet, Kuzey Hindistan, Güney Hindistan değil mi? tuz tüketimine göre. Evet. Güney Afrika, Tayland, Japonya. Bakın orada isterseniz mesela bir tanesinin kişi başına ne kadar günler tuz tükettiğini okuyun. Tansiyon yüksekliği yok. Mesela Kuzey Hindistan 5-6 gram günlük üretiyor, tüketiyormuş. Güney Hindistan 3-2 gram arası. 7, pardon 3,2. Güney Afrika 7,6 Tayland'da Budist çiftçiler 8 gram demişsiniz. 8 gram. 8 gram. Japonya 6 gram. Japonya Okayuma bölgesi yine 6 gram. Yani diyorsunuz ki geleneksel olarak her gün ortalama 6 7 8 gram tuz tüketen toplumlarda yüksek tansiyon sorunu bulunmuyor. Evet, o bilimsel çalışmaların Son sonucu Çünkü şeker ve ekmek de az tüketiliyor. Galiba. Tabii ki çünkü tansiyonu yükselten şeker, tansiyonu yükselten ekmek kardeşim. O, o ülkelerin hiçbirinde ekmek yok. Ha, biz <laughs> temel sorunumuz orada başlıyor ha, hocam. Ben onun için ekmek yemeyin diyorum temel söylüyorum. Şimdi mesela bütün bileşenleri bir araya getirdiniz de sizin o söyleminizi şimdi daha iyi idrak edebiliyor insan. Yani ekmek yemeyin. Sizi tanıdığımdan beri bunu sürekli söylüyorsunuz. Şimdi bunu burada daha iyi anlayabiliyorum. Evet. Yani. Çünkü ekmek hem vücuda girer girmez şeker oluyor. En yüksek şeker. Un. Unu, orada unu, unu konuşuruz e, şu olarak. Ayrıca da ek, ekmekteki kimyasallar tehlikeli şekeri yükseltiyor. Evet. Hocam burada iota da biraz bahsedelim istiyorum. Vücudun iota nasıl bir ihtiyacı var? Biraz onu konuşalım isterim. Şimdi iot bir kere en önemli bu eskiden beri biliniyor. Tiroid hormonunun çalışması için şart. Hı -hı. Tiroid hormonlarını biz ölçü, ölçtürüyoruz ya evet. laboratuvarda. Orada da yazıyorum zaten. Mesela T4. T4 bakılır. Hı -hı. T3 bakılır. O 4 iyotun sayısıdır. Formüldeki yani bir moleküldeki iyodun sayısı 4'tür T4'te. Bir moleküldeki e, iyodun sayısı da T3'tür. T3'ün de 3'tür iyot sayısı. E, vücudumuzda iyot artık gösterildi ki bütün hücrelerimizin çalışmasına gerekli. Hormonlarımızın çalışmasına gerekli. Onun için eee iyot eksikliğinin çok büyük e, en başta e, hipotiroidi dediğimiz, Hashimoto dediğimiz. Hashimoto. Evet, hastalığının en önemli sebeplerinden biri vücutta iot eksikliğidir. Evet, iot hormon özellikle... eksikliği değil. Tiroid hormonu eksikliği değil. Iot eksikliğidir. Hmm. Ben onu anlatıyorum. Yani gerçek olarak onu anlatıyorum. Onu söylüyorum. Orada hmm. da sebeplerini söylüyorum. Peki iot niçin vücutta eksiliyor? Esas oraya geliyoruz. Iodun vücutta eksilmesinin sebebi o e, klordur. Klor nedir? Çamaşır suyunda bulunan maddedir. Ekmekte bulunan bromürdür. Ki ekmek çok tüketiyoruz. Bromür. Evet. E, ekmeklere biliyorsunuz katkı maddesi %10 katkı maddesi. Fabrikalardan çıkan una ekmeğe değil. Yanlış söylüyorum. Bu sefer e, fırıncılar bana hücum ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Fabrikadan çıkan unlarda katkı maddesi var. Bu katkı maddelerinin bir sürü katkı maddesi var. En önemlilerinden biri de, en tehlikeli olanlardan biri de bromür. Vücuda bromür girdiği zaman, vücut vücuda vücuda bromür girdiği zaman siz iyot alsanız dahi kullanamıyorsunuz. Bromür ona mani oluyor, engelliyor. Diş macunlarında bulunan florür onu engelliyor. Diş iodun kullanılmasını. Ve de klor onu engelliyor. Temizlik ürünlerinde bulunan klor, klorin iyodun vücuda girmesini engelliyor. Girse de kullanılmasını engelliyor. Onun için Türkiye'de o kadar yaygın ki iyot eksikliği. O yüzden en önemli sebeplerden biri de kronik inflamasyon başladığı için efendim ben söyleyeyim işte Hashimoto, işte e, ka karaciğer yağlanması, işte e, pankreas yağlanması, şeker hastalığı, obezite vesaire vesaire. Hocam karaciğer yağlanması dediniz yani inanılmaz boyutlarda aşağıda yayına girmeden önce 13 yaşında bir kardeşimizi gördük mesela. Karaciğer yağlanmış hocam. Değil gördük. mi? Gördük evet evet. Ya inanamadık. Ee, çok fazlaca tabii ne dedi hocam hamburger yiyorum dedi. Bir aydır hamburger yemiyormuş. Ee, bir aydır yemiyormuş. <laughs> i̇şte gazlı içecekler. Bakın işte çok o çocuğun fotoğrafını getirdim evet, ben. Yani, o, aynen Mert. Aynı. Evet, o değil tabii ki. Getirsin e tabii bakın. Bu çocuğun aynı bu şekilde bir kardeşimizle aşağıda karşılaştık. Çok var. üzüldüm. O 9-10 yaşlarındaki bir çocuk. Bu karaciğeri yağlı. İşte ben bunu anlatıyorum. Bakın göbekteki yangın asıl sağlık sorunu bu. Bunu da yapan şekerli gazlı içecekler. Annelerin çocuklara doğum günü partilerinde sunduğu şekerli gazlı içecekler işte hamburgerler pizza. İşte pizzalar çok pizza yiyormuş zaten. Evet. Evet. Ben dedi içmiyorum dedi. Ne zamandan beri? Bir aydır içmiyorum dedi. <laughs> Siz ama annesine gerekli şey verdiniz, uyarıyı verdiniz. Şimdi annesi diyor ki çok pizza yiyor, mani olamıyorum. Ben de annesine dedim ki buradan selam olsun. Evet. Yani elinde pizzayla mı doğdu bu çocuk? Pizzayı nasıl gördü? Sen ona verdin pizzayı. Çocuğu hmm. suçlama, kendini suçla dedim. Çocukları suçlamaya hakkımız yok. Çocukları suçlarsak çocuklar zaten şişmanım diye üzülüyor. Siz bunu yapamazsınız. Çocukları yanlış besleyip yanlış besleyip sonra çocukları azarlamayın onu söylüyorum. Çocuklara arz etmeyeceksiniz. Sağlıklı şeyleri arz etmezsiniz. Çocuklar doğduğu zaman bunları görecek. Bunlarla beslendiği zaman hakiki besinlerin besin olduğunu anlayacak. Ondan sonra çocuğun efendim tesası yüksekmiş. Yani hipotiroidisi var. E olur kardeşim. Hipotiroidisi var diye şimdi çocuğa şey verecekler. Tiroid hormonu verecekler. Daha 9-10 yaşında. Belki de bir ömür boyu ilaç kullanacak. E, doğru değil. Onu söylüyorum. Değil mi? Şimdi antidepresanlara geçeceğim ama bu konuda hocam söylemek istediğim bir şey var mı? Ekmekleri konuşalım. Tamam. Ekmekler kronik inflamasyonu başlatıyor. Zaten kitabın da konuları ben anlatıyorum. Evet. Birinci yani, madde. Kronik inflamasyon. <laughs> kronik inflamasyon. Kronik inflamasyon nedir? Nedir hocam kronik inflamasyon? Mikrofsuz yangı. Yani inflamasyonu anlatıyorum kitapta da. Hı hı. Bir, bir Biliyorsunuz bir yere çarptığımız zaman veya bir yerimiz kesildiği zaman kızarır, morarır. O geçici bir inflamasyondur. Fakat hücrelerin bozulması kronik inflamasyondur. Bunu da bunu da yapan en başta şekerdir ve ekmektir hı hı. ve de kimyasallardır. Üç şeyi vücudumuzdan, hayatımızdan çıkarırsak rahatlıyoruz. Bakın inflamasyon olduğu zaman kronik inflamasyonun sebepleri burada var. İşte görün. kalp krizi? Artrit, evet. demans, Efendim Alzheimer, Her tansiyon şey yüksekliği, sanır. obezite, kısırlık hepsi bunun altında yatıyor. Ekmek. Kronik inflasyonu başlatanlardan başla ekmek. Tam buğday ekmeği. Hem evet. de tam buğday ekmeği. Burada görüyorsunuz kan şekeri ve insülin kronik inflasyonu başlatır. Kitapta anlatıyorum hı hı. neden. Ve burada da gösteriyor ki ben ekmek yemiyorum, tam buğday ekmeği yiyorum. Tam buğday ekmeği şu Beyaz şekerden daha fazla kan şekerci yükseltir. Yani bu hastalıkların hiçbiri işte tansiyon, şeker genetik değil. Hiçbiri genetik Hocam, değil. Bunu özellikle söylüyorum. Genetik diyorlar ya işte bana nesilden nesi geldi. Baba de öyleymiş, annem de. Ya, genetik değil bunlar değil bunlar mi? Bunlar genetik değil. İşte bunlar yapıyor. Bunları söylüyorum. Bunları anlatıyorum. Bunların hiçbiri genetik değil. Niçin bunların hiçbiri genetik Ailesel. değil? Ailesel. Ailesel. Çünkü e, son 20-30 yılda bütün dünyada mantar gibi arttı bu Dünya Sağlık Organizasyonu artık infeksiyonla uğraşmıyoruz dedi. İnfeksiyonu biraz hallettik dedi. Hı, hı. O, Obezite en büyük salgın dedi hastalık olarak. Hepsinin altında çünkü obezitede onlar yatıyor. Evet. Bunun, bu da niçin? Salgın olan bir şey. Son 30 yıl, 25 yıl içinde salgın olan, salgın olarak artan mantar gibi artan bir şey. Genetik olamaz ki. Hı. Genetik olması için Genlerin mutasyona uğraması lazım. Bir genin mutasyona uğrayıp sonra ortaya çıkması için 100-150 yıl lazım. Gayet basit. Ben şunun gelini buldum. Gelini bulmadınız. O gen vardı orada zaten. Uyarıldığı için siz onu gördünüz. Anlatabiliyor muyum? Onun için genetik bilimi de kusura bakmasınlar. Şimdi kimse genetik bilimi genetik olmadığını, genetik bilimin ne? Şimdi kimse yatırım yapmıyorsun 10 yıldır. Hmm. Neye yatırım yapıyorlar? Obeziteye ve de çocuklara yatırım yapıyorlar. Çocukları çocukları zehirlemeyin diyorlar. Çocukların alkolüdür. Biz okurken tıpta 50 yıl önce 51 yıllık hekimim ben. Evet. Bira göbeği denirdi. Alkol göbeği denirdi. Şimdi fruktoz göbeği, ekmek göbeği deniliyor. Bu çocuklar alkol içmiyorlar ki. Bu çocuklar alkol mü içiyor? Onun için Vay. tehlikeli. Onu söylüyorum. En başta ekmek geliyor. En başta şekerler geliyor. En başta mısır şurubu şekeri geliyor. Mısır şurubu şekeri beyaz şekerden 7 kat daha çok karaciğeri yağlandırıyor. 7 kat? 7 kat evet bu bilimsel olarak gösterildi. Bu şeylerde Kaliforniya Üniversitesi'nden profesör, çocuk profesörü, pediatrist, endokrinolojik olarak Robert Rustig profesör. Girsinler baksınlar 7 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Bu çocukların alkolüdür. Çocuklara verdiğiniz çocukların alkolüdür. Bakın özellikle burada aileleri, çocukları izliyorsanız bizi çocukların alkolüdür. Yani Canan Hoca daha ne desin bu konuda? Ama şimdi ya, yani e, bakanlıklar da biraz dikkat etmeye çalıştı. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte okullarda şimdi şekerli gazlı içeceklerin satışı yasaklarız. yasaklandı. evet. İnşallah. Yasaklandı. Peki hocam halk arasında insülün direnci çok fazlaca yaygın. Ee, Gerçekten bu kadar büyük bir sorun mudur? Nedir insülin direnci Tabii hocam? Tabii ki. Bütün hepsinin altında o yatıyor. Bütün hastalıkların kronik dediğimiz bu kronik hastalıkların altında. altında. Çünkü şeker, şekeri anlatalım. Şu ilk kitabımı gösterir misiniz? O kitapta Şunu bunu da, zaten. gerçeklerle. Evet. Kilo vermenin ilk, ABC'si. Evet, 7 yıl oldu o çıkalı. Hay kitaptan bu da. 7 yıl oldu. Orada insülin direncini ve ne yapılması gerektiğini, burada da insülin direncinin düzeltilmesi. Düzensizliğine... Evet, obezite ve diyabete çözüm var. Evet. Çünkü burada sorulara baktığımda herkes insülin direnci, annem bile yayına gelmeden önce insülin direncini sorar mısın dedi. Tamam, o zaman Özellikle anlatalım. Özellikle şimdi. Şimdi, şeker en tatlı zehirdir bütün canlı vücudumuz için. Ve şekere dönüşen karbonhidratlar, un ufak olmuş, rafine olmuş, sıvı şekerler. Bunlar hepsi şeker. Neden? Bunlar vücuda girer girer ağzımıza aldığımız ilk lokma ağızda amilaz dediğimiz bir enzimle karbonhidratlar e, hazm olmaya başlar. Ağzımıza aldığımız işte bunu her türlü şeker de söyleyebilirsiniz baklava da diyebilirsiniz. Evet. Bütün bunları sayabiliriz. Kan şekerini yükseltir. Şeker hastası olmamız şart değil. Kan şekerinin yükselmesi çünkü dolaşım, bir tek dolaşımımız var. Vücudumuzun da her noktasına, her hücresine tepeden tırnağa o kan gidiyor. O yüksek kan şekeri o hücrelere ulaştığı zaman beyindi, gözlü, gırtlaktı, işte akciğerdi, kalpti, böbreklerdi, karaciğerdi, pankreastı, mideydi, bağırsaktı, yumurtalıklardı ne hatırınıza gelirse. Hı hı. Ayak parmaklarıydı. Toksik. Mısır şurubu olduğu zaman yedi kat daha toksik. Yani toksik demek her hücreye zehir demek. Onun için en tatlı zehirdir diyoruz. Bu yüksek şeker vücudundaki hücreleri tahrip etmesin diye doğa insan vücudu zaten tedbir almış size bana bakmıyor. Ne yapıyor? Hemen pankreasımız denilen organımızdan, guddemizden İnsülin hormonu salgılıyor. İnsülin hormonu ne yapıyor? İnsülin hormonu dolaşımda dola bulunan yüksek kan şekerini uzaklaştırmak mecburiyetinde. Nasıl uzaklaştırıyor? Trigliserit dediğimiz kan yağlarına en tehlikeli kan yağları trigliserittir. Trigliserite çevirir insülin hormonun en önemli görevi. Ve ondan sonra trigliseriti Dolaşımdan uzaklaştırır, depoya gönderir. Yani depoya göndermesi ne demek? Vücudunuzun yağlanması demek. Vücuda biriken yağlar trigliseritlerdir. Hmm. Biz şeker yediğimiz zaman, şekerli gazlı içecekler, mısır <laughs> şurubu şekeri yediğimiz zaman, ekmek yediğimiz zaman, pilav makarna yediğimiz zaman, onun için yemeğin diyorum insülin devamlı salgılanır, devamlı salgılanır, devamlı salgılanır, çalışıyor, devamlı salgılanıyor, kamçılanıyor çünkü. Görevi o. Ve öyle, gittikçe yükseliyor, gittikçe kanda yükseliyor, gittikçe kanda yükselir. Kanda yükseldiği zaman artık dokular insülinin uyarısını duymaz oluyor. Aynı sağır bir kişiye konuş konuştuğumuz zaman sesimizi yükseltiriz, duymaz daha yükseltiriz. Veya bir çocuğu azarlarken çocuk duymaz ya. Evet. Daha çok bağırırız, daha çok bağırırız. Aynı onun gibi. Kapılar insülinin hücrelerde bulunan kapılar var. O kapılar açılacak ki şeker içeri girsin ki ya toplansın ki kanda dolaşıp tahribat yapmasın. O kapılarda ne oluyor? o kapılar artık açılmıyor. Çünkü nak nakı duymuyor. İnsülünün tak takını duymuyor. Kulağı. İşte o insülin direnci demek. Evet. İnsülün yüksek olduğu sürece kanda dolaşıyor. İş yapayım diye dolaşıyor. İşini yapamıyor. Onsa 20'ye çıkıyor. Daha fazla. 20 ise 30'a çıkıyor. İşte insülin direnci demek şeker hastalığı demektir. Şeker hastalığının bir sebebi de insülin direncidir. İnsülin yüksekliğidir. Benim insülin direncim var diyorsa... Çok diyen var. Onlar şeker hastası demektir. Benim şekerim normal, açlık şekerim normal demeleri, açlık şekerlerin normal çıkması, şeker hastası olmadıklarının göstergesi değildir, aldatıcıdır. Onu söylemek istiyorum. Çocuklarda da çok fazla şey. ee, Var tabii çok şimdi var. göbekli çocukta var. Değil mi şeker O insülin direnci tabii ki. O göbekli çocuk da var. Şurada Peki bir hocam şey. ne yap? Orada. Evet. Bakın şimdi. Bunu da getirdim. Sorun uzak durdum. Şimdi bu ortadaki yuvarlaklar vücudumuzda depo edilen trigliserit hücreleri. Yani, yani vücuda yağlanıyoruz diyoruz ya. Evet. O yağlar trigliseritlerdir. Basit. 2002, 2004, 2005 en önemli çalışmalar. Bana diyorlar ya bilimsel çalışma değil. Bakın British Journal of Nutrition, Lancet, efendime söyleyeyim, endokrinoloji, en kıymetli çalı şeylerde, mecburlarda yayınlandı bu. 14 sene önce, 10 sene önce, 10 sene bile değil, 15 sene önce. Ne gösterildi? Bu hücreler, trigliserit diye vücudumuza depo edilen hücreler, işte karaciğer yağlanması o demek, işte tiroid yağlanması o demek, Hashimoto o demek, işte pankreas yağlanması, işte memelerin yağlanması, kalçaların yağlanması, selülit demek, bu trigliserit demek. Trigliseritlerin 22 türlü hormon hastalık yapan hormon ürettiği ve 22 türlü hormon üreten bu trigle yağ depolarının bir endokrin organ olduğunu en büyük endokrin organ olduğu gösterildi. Ben bunu anlatıyorum. Yani kronik inflamasyonu başlatan bu 22 tane hormon. Hangi hastalıklar? tansiyon yüksekliği burada var. Şeker hastalığı, e, kalp krizi, kanserler, 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 karaciğer yağlanması, obezite, kısırlık hepsini yapan akciğer Kansere hastalığı. Kansere kadar varıyor yani. E, hepsi temelinde o yatıyor. Çünkü kronik inflamasyon sebebi efendim. Şeker de, insülin de Kanda yüksek olduğu sürece, yükselip indiği sürece kronik inflamasyonu başlatıyor. Kronik inflamasyonu başlayınca da göbek yağlanıyor, göbekte yangın var. Evet. Evet. Fahiirendi belli. Evet. Alzheimer. Evet. Okuyun siz. Kanser ben... var, Parkinson var, ee, diyabet var. Evet. Stroke nedir hocam? Artrit var, Hı -hı. felç, stroke felç. Hmm, felç. Felç var, artrit var. O Yok, yok var. yani hocam burada. E i̇şte temeli o. onu söylüyorum. Bütün hastalıklar var. Şifrelerde bunu anlatıyorum. Çok Ve bununla, bu hastalıklar, bir daha söylüyorum, ilaç eksikliğinden değil. Önemli bir laf. Hı hı. İlaç eksikliğinden değil. Evet. Bu hastalıkların hiçbiri ilaç eksikliğinden değil. Bu yağların birikmesinden. Yani burada özellikle bizi izliyorsanız, şekeriniz, şeker hastasıysanız, insülin direnci var diyorsanız, hani ne yapmalıyız diye soruyorsunuz ya. Ha işte. İşte, cevapla. Onu söylüyorum. Yani herkes kendi sağlığını eline alsa hastalık kalmaz. Başta ekmek, ekmekler çok tehlikeli. Çok niçin ekmekler tehlikeli? Ben ekmek karşısı değilim. Hı hı. Ama Türkiye'de çok aşırı miktarda ekmek tüketiliyor. Onun ekmek için, yemeden doyamıyoruz söylemi çok fazla. O fazla. Ne Çünkü, yapacaklar hocam ekmek yemeden doyamayanlara ne önerirsiniz? Şimdi ekmek yemeden doyamıyoruz diyenler ekmek bağımlısı demektir. Çünkü ekmek iştahı kamçılar. Buğday ve tahıllar iştahı kamçılar. İki saatte bir ekmek yersek halsiz olmanızın sebebi budur. Beyinde bağımlılık yaptığı gösterildi. İçindeki maddeler var. İçinde e, e, lektin denilen, gluten denilen ekmek e, e, şeysi proteini, pardon buğdayın proteini tabii ki ekmekte de var. Kamçılıyor kardeşim. Yani iştahınızı o kamçılıyor. Peki yememek için ne yapacağız? Fındık fıstık yiyin. Hmm. Peynir yiyin, yumurta i̇şte yiyin. İşte burada buyurun fındık fıstık, yiyin. yumurta, burada peynir. Burada ne koyduysak onları istediğiniz kadar yiyin. Bakın acıkıyor musunuz? Bir gün deneyin kardeşim, iki gün deneyin. Bir kere yani ne olursunuz ekmek yemeyin de şunları yiyin yani. Evet onu söylüyorum. Yani hastalar geliyor bana. Allah sizden razı olsun. Biz ekmek yemeden duramayız diyorduk ama pek arada duruluyormuş diyorlar. Hem de dişleştik. Çünkü neden? Unlar rafine olmuş unlar Vücutta bir molekül un, bir tozu, tuzun aksine, kaya tuzunun aksine, vücutta 190 molekül su topluyor. Ekmek yediğimiz zaman, doymuyorum dediğimiz zaman ve de ekmek yediğimiz zaman halsizleşmemizin sebebi, makarna yediğimiz zaman halsizleşmemizin sebebi beyinde su toplaması ve de şeker yüksekliği. İki saat sonra uykum geliyor diyorsanız eğer şeker hastasısınız. Hemen iftardan sonra herkesin söylediği şu, çok uykum geliyor. Ha işte. Evet, burada enine boyuna bence şekeri de, ekmeği de konuşmuş olduk hocam. Bence bu ekmek konusunda başka ekleyeceğiniz var mı hocam? Şimdi ekmekte glüten var biliyorsunuz. Yani ekmek Hı. dediysek cüce buğday güce buğday dediğimiz e, buğdayda bir de e, bizim buğdaylarda e, bir kere çok ilaçlama yapılıyor. Tarım zehirleri evet. var. Onun için yemeyin diyoruz. İşte e, kalori hesabı da yapıyoruz hocam biz mesela. Kalori hesabı bitti. O tarihe karıştı. Bütün kitaplarımda anlatıyorum. Kalori hesabı yapmayın. Yapmayın. Glisemik indeksi düşük yiyecekleri ben öneriyorum. O zaten Karatay prensipleri ona dayanıyor. Glisemik indeksi düşük demek Karbonhidrat, kan şekerini yükseltmeyen yiyecekler demek. Hakiki yiyecekler onlar. Hı. Hocam reklama gideceğiz yine. Ee, daha konuşacaklarımız çok şey var. antidepresanları konuşacağız. Ee, çok fazlaca soru da var burada. O da deneyeceğim. Hem Instagram'dan da gelen sorular var. Ee, o yüzden sahura kadar diyeceğim de şimdi olmayacak. Ama sahur saatlerine doğruya kadar biz burada olacağız. 5-6 dakikalık zannedersem kısa bir ara var. O yüzden bir yerlere ayrılmayın. Canan Karatay'dan birazdan sahur sofrasını da yine enine boyuna anlatacağız. Ne var ne yok devam ediyor. Reklamlardan sonra karşınızdayız artık reklamsız bir şekilde devam ediyoruz. E, sahura doğru ilerliyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Canan Karatay ezber bozan sözleriyle Canan Hoca hakikaten de bugün özellikle bu son bölümde de tuz konusunda da insülin direnci konusunda da çok önemli şeyler söylediniz. Gelen mesajlar var tabii çok mesaj var. Instagram'da özellikle çok fazlaca var. Onları bir yandan okuyayım istiyorum. Birazdan okuyacağım hepsini ama e, özellikle burada okumam gereken bir tane mesaj var. Ha. Emirhan Bey demiş hocam. Allah razı olsun Canan Hoca'dan. Sayesinde 30 kilo verdim. Bravo. Çok doğru söylüyor. İki öğün yiyip ekmek ve tatlıları hayattan çıkarınca kilolar gidiyor. Hayatımda bu kadar çok yiyip ilk defa istediğim kiloyu gördüm diyor. Evet. Hem yemiş hem e, de zayıflamış. Ki, tabii ki çünkü sağlıklı ve vücudun ihtiyacı olan şeyleri yedi. Lüzumsuz fabrikadan gelen şeyleri yemedi. Kendisini kutluyorum. Ya kilo, ben kilo vermek için şey yapmadım. Vücudunda bütün şikayetleri düzelmiştir. İnsülin direnci kalmamıştır. Evet. Ee, sadece tabii burada o beyefendi üzerindedir. Emirhan Bey üzerinde değil. Bundan çok fazlaca vardı. Hatta biz iki günden beri duyuruyoruz. Ee, işte ben 20 kilo verdim. Canan hocamdan Allah razı olsun. İşte ben 25 kilo verdim diyenler çok fazla hocam. Tamam çok güzel. Onu bunu, özellikle bunu, söyleyelim. Çok fazla biliyorum. Bin, yani binlerce, milyonlarca var. Ama bana bazı kesimler suçluyorlar. Halk sağlığına zarar veriyor diye. Kilo verenler mi? Bu kadar kişi beni gören görmeyen, okuyan okumayan. Yani beni görmüyorlar. Sadece konuşmalarım veya okuyabiliyorsa kitap alabiliyorsa onlar konferanslarımı dinleyenler, bunlar sağlığına kavuşuyor. Hak sağlığı budur işte efendim. Bu evet. hak sağlığına zarar vermek değildir efendim. Bakın insülin direnci soranlar için şunu bir daha gösterelim Tabii hocam, tabii hocam. Bakın. Ardından önümde bir tabak var. Onu soracağız. Evet, bakın insülin direnci çok önemli. Bu çocuklarda bakın alkol mü içiyorlar? Şeker yiyorlar, ekmek yiyorlar, meyve suyu, kola, göbeği diyoruz bunlara. İşte insülin direnci. Bu çocuklarda şurada, şunda insülin direnci başlamış. Evet. Ve dışarıda gördüğümüz çocukta, programda da program, evet. de insülin direnci başlamış. Bunu başlatmamak annelerin, babaların, okulların, nenelerin, dedelerin, halaların, bakıcıların elinde. Ben onu söylüyorum. Kötü bir şey mi söylüyorum? Hayır. Hak bu sağlığına bu. zarar mı veriyorum? Hayır. Heh. Size bu yönde eleştiriler varsa bu yönde bir takım girişimler varsa da bu mesajları da o yüzden özellikle okudum Evet, çok teşekkürler. Ben onu söylüyorum. Bu, 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 bu sebep halk sağlığına zarar verdiğim için e, konuşmamı istemiyorlar. Televizyonlara çıkmamı da istemiyorlar. Hocam buyurun, Beyaz TV'nin kapıları size sonuna kadar açık. <laughs> her hafta gelin, her hafta <laughs> <laughs> konumuz olursunuz. Nerede vakit mi var? <laughs> sağ, olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun hocam. Hocam şimdi sahur vakti tabii yaklaşıyor. Birazdan konularımıza devam edeceğiz. Sizin sorularınızı da soracağım ama e, Nihal Hanım'ın e, reklam arasında hazırladığı bize çok güzel bir sahur tabağı var. evet. Hocam evet. örnek bir sahurda kahvaltı olarak nedir hocam? Bu Karatay kahvaltısı aynı zamanda. Karatay kahvaltısı. Evet bunu gösterelim. İşte ben bunu söylüyorum. Siz biz bunu yediğimiz zaman sabah akşama kadar acıkmanıza imkan yok. Şimdi kardeşim. burada yumurta var. İki tane yumurta var. Yumurtanız var az pişmiş olarak. Az pişmiş Zeytinimiz olacak. var. Kayısı kıvamı mı diyorduk hocam ona? Kayısı kıvamı olabilir. Bu Burada o var. Peynirimiz var. Doyuncaya kadar peynir. Evet cevizimiz var. Çok evet, güzel. Cevizler var. E, kaysımız var. Fındık var, badem evet. var. Evet, köftemiz var, soğuk köfte. Her zaman e, pikniğe gittiği zaman soğuk köfte yeriz. Sabah kahvaltıda yenir, yumurtaya da çok yakışır, peynire de çok yakışır. Mevsim mevsiminde yeşilliğimiz var fındığımız, fıstığımız var. Bunları yedikte yediğimiz zaman dünyanın çayını şekersiz olarak içtiğimiz zaman veya kahveni içtiğimiz zaman veya suyumuzu, tuzlu ayranımızı, sütümüzü içtiğimiz zaman şekersiz olmak şartıyla akşama e, neredeyse koşa koşa yetişiriz. <laughs> Vakit geçer hiç de anlamazsınız acıktınız diyorsunuz. Bakın bu işte şu anda eğer yani e, bu oturanlar az bir şey mi? varsa... Bu sahur, az bir şey mi? Bakın bunları içen fazla ben yok. onu da da görünce yok. söyledim az önce. Bal da yok. Tabii buraya çorba da girebilir. Küçük bir çorba da koyulabilir. Yani çayda sabah içenler çorba da içilir. Yani bizim Anadolu'da sabah çorba kahvaltıda çorba çok içilir. Doyuncaya kadar hiç kalori hesabına gerek yok. Kalori hesabına gerek yok. Siz doydunuz mu vücut size artık bu yeter diyor zaten. Doğru. Evet. İşte bunu şu anda eğer oturuyorlarsa hala izleyicilerimizden sahur sofrası kurmak isteyenlere örnek bir... Belki bugünden itibaren başlarsınız. Bu da milat olur birileri Bu basit için. bir şey mi yani? Bu yani zor bir şey mi? Halk bir sağlığına zarar mi? verecek bir şey mi? Hayır. Aksine çok sağlıklı bir sofra. Evet. Hocam bunu böyle koyuyorum. Ara sıra da yönetmenimiz gösterir. Ee, i̇şte sahur tabağı diye özellikle gösterelim ki izleyiciler de görsün. Şimdi buradan birkaç sorulardan birazdan soracağım ama... Ee, şu antidepresanlara girelim. Ondan sonra hocam istiyorsanız sorulara geçeriz. Çünkü çok fazla cevap var. Ee, hangi birini seçeceğiz buradan? Bakarız. Ee, şimdi sahurda o kadar anlatıyoruz. Tabii hala bal kaymak yiyeceğim diyenler de var yani. Artık o da... Kaymak yesinler tabii canım. Kaymak, bol bol kaymak, kaymak serbest. E, Tabii ki. Tereyağı, kaymak, serbest. İstediğiniz kadar. Evet. Peki. Şimdi hocam. E, Ayşe Arman'a verdiğiniz röportajda öğrendik ki e, abinizi... Antidepresanlarla kaybetmişsiniz. Özellikle siz antidepresan konusunda da çok fazlaca uyarıyorsunuz. E, nedir antidepresanların zararları? Bugün etrafımıza baktığımızda hocam antidepresan kullanmayan kalmadı. İşte işim stresli, İstanbul stresli, trafik stresli. Nedir zararları? İntihara mı sürüklüyor hocam? Tabii antidepresanların intihar yaptığı yani her şey kadar yani psikiyatristler de gayet şey olarak psikologlar da bunu tabii kabul ediyor. Bütün dünya bunu kabul ediyor. İntihara sebep veriyor antidepresanlar bu bir. İkincisi şimdi yeni yayınlandı biliyorsunuz. Çok yeni yayınlandı. Onu bulursam gösterebilir miyim? Bu şeyde okullarda bizde olmuyor toplu öldürmeler oluyor. Mes yani evet, okula gelip, çok fazlaca oluyor. bütün onların antidepresan kullandığı biliniyor artık. Hmm. Onlar yani çünkü hakikaten kişiliği değiştiriyor. Peki antidepresanlar niçin bunu yapıyor? Çünkü efendim şunu gösterelim. Geleceğimiz bağırsaklarımızdadır. Hmm. Evet, şimdi bağırsak konusu. Kitaplarda da bunu anlatıyorum. Çünkü burayı, bunu niye anlatıyorum? Bağırsaklarımız en büyük organımızdır. Bağırsaklarımızda bağırsak hücrelerimizde mutluluk hormonu bağırsak hücrelerimizde yüzde %90'ı üretilir. Bir dakika, mutluluk hormonu bağırsaklarımızda üretilir. Evet. Bu da Sağlık... bilmediğimiz pek kimsenin bilmediği bir şey. Evet, onun için Bu yeni kitapta bunu anlatıyorum. Bağırsaklarda üretilir. Sinirler bağırsaklardan beyne uzanan sinirlerle beyne gider. Beyin onu kullanır. Ayrıca bağırsaklarımızda sağlıklı olması lazım. Onun için konuşuyoruz. Sağlıklı olan bağırsaklarda depo ediliyor. Bu da gösterildi kitaplarda, kitaplarımda. Son kitabımda bütün bunları e, araştırmalarla anlatıyorum. Bu yeni bir şey değil. Şimdi bağırsaklarımız da sağlıklı olması lazım. O halde bağırsaklarımıza çok dikkat edeceğiz çünkü gelecek bağırsaklarda. Yani ikinci beynimiz bağırsaklar artık ikinci beyin olarak kabul ediyor. Peki bağırsaklarımız, bağırsak hücrelerimizi ne bozuyor? Niçin bozuluyorlar? Niçin parçalanıyorlar? Da hem mutsuz oluyoruz hem sık sık hastalanıyoruz. Çünkü bağışıklık sistemimizin de büyük çoğunluğu yüzde doksanı bağırsaklarda. Hı hı. Demek ki bağırsak hücrelerimiz çok. Gelecek bağırsaklarda diyoruz. Bağırsaklarımızın parçalanmasının en önemli sebebi şeker. Yine geldiğimiz nokta şeker. Evet, temel şeker ve insü şeker ve de bütün tahıllarda bulunan gluten. Ekmeklerde bulunan gluten. Şeker, şekerli ve gazlı içecekler. Burada Gine halk dönü, ekmekte ne? mi var hocam? Glutensiz ekmek? Glutensiz ekmek olmaz. Glutensiz tahıl olmaz. Glutensiz un olmaz. inanmasınlar. Pirinçte de var, arpada da var, yulafta da var, mısırda da var. Arpada da var, kinoada da, da var. Glütensiz glütensiz diye bir şey olmaz. Gidip dünya kadar paralarını harcamasınlar. Yemeyecekler, eve almayacaklar. Gluten glüden geliyor. Glü yani zapt demek. Glü gluten. Gluten hakikaten Türkiye'de çok yaygın hassasiyeti var, bozukluğu var. Bağırsak bozukluğunun sebebi o. Bir şey yediğiniz zaman size şişkinlik yapıyorsa gaz yapıyorsa bilin ki bağırsak floranız, bağırsaklarınız alt üst olmuş. Bilin ki o yediklerinizde gluten var. Hmm. Glütensiz ekmek öyle bir şey olmaz. Glütensiz ekmek olmaz. Glütensiz reyon olmaz. Onlar tüccar, tamamen ticari. Güzel. Öyle ki artık gösterildi. Bunu burada söylüyorum. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yapışkan dedik. Glüden geliyor. Eğer sizin hassasiyetiniz varsa, gelişmişse glütene karşı. Hı hı. Hiç glütensiz yiyorum dediğiniz zaman eğer 3 ay önce bir tencerede pirinç piş, pilavı pişmişse, bulgur pilavı pişmişse o tencerede siz kuzu haşlarsanız o bile size dokunur. O o kadar, yani. o kadar Allah ciddi. Allah. Evet bu söylenmiyor. Glütensiz glütensiz diye inanmasınlar. Paralarına pullanlar yazık. Gidelim diyelim eşinizle çok güzel bir akşam yemeğine gittiniz. Lokantada, lüks bir lokantada balık ızgarası yiyorsunuz. Izgara balık en lüks. Evet. O ızgarada sabah ekmek kızartılmışsa o size dokunur. Oo hocam çok tehlikeli bir durum o zaman. Ben onu anlatıyorum. Türkiye'de bu sorun bu. Onun için ekmek yemeyin diyoruz. İkincisi bu gösterildi, bilimsel olarak gösterildi. O bilimsel konuşmuyor demesinler. Alıp o bilimselleri bütün kitaplarda okusunlar. Şu kitaplara bir göz atsınlar. Ekmek kesilen bıçakla soğan doğransa bir ilki o size dokunur. O. Eğer varsa, Eğer hassasiyetiniz varsa. Eşimin de buradan Allah Allah dediğini duyuyorum. E, bir tamam. Kısa... Herkes Allah Allah diyor. <laughs> Çünkü çok şaşırtıcı bir şey yani. Yok o, bu, bu böyle. Onun için yok ben glutensiz besleniyorum falan filan. Neden bu? Çünkü bağırsakları hücreleri ölüyor kardeşim. Bütün mesele bu. Neden bu? Çünkü bağırsak hücrelerindeki e, bağırsak hücreleri parçalanınca bağırsaklarda e, bağırsaklarımız yarı geçirgendir. Yani vücudumuzda hazm olduğu zaman bir şey vücudumuzun ihtiyacı ve vücudumuza zarar vermeyen içeri girer, gerisi dışarı atılır. Bağırsaklarımızın en önemli Engeldir, zararlı toksin ve maddelerin vücuda girmesin diye vücut korur kendini. Ya bağırsaklarımızın saat gibi, değil mi öyle bir tabiri vardı saat, saat gibi, gibi çalışması lazım. Ne yapmak lazım? Bağırsak tembelliği var mesela. Tembellik falan değil, gluten alerjisi o işte. Hepsi hmm. hikaye. Benim ben <laughs> tembel çocukluktan beri. Ee, öyle bir söyleyeceğim, mi? öyle var biliyorum. Şimdi şey anlatacağım bir dakika oraya geleceğim tamam çünkü hocam, ben, ben oraya, oraya aldım. geliyorum. Ben de zaten oraya geliyordum. I was going to come diye. Şimdi, <laughs> <Eyvallah gülüyor> Şimdi bağırsak hücreleri parçalandığı zaman sağlıklı yesek dahi yani şu karatay kahvaltısı gibi bir kahvaltı yapsanız dahi tam hazm olmayan küçük moleküllere inmeyen sağlıklı maddeler de dolaşıma geçiyor. İşte bütün inflamasyonu başlatan, kronik inflamasyonu başlatan, otoimmün hastalıkları başlatan bu büyük molekülleri vücut yabancı olarak görüyor, hücum ediyor. Hmm. Bunu da başlatan şeker ve ekmek. Türkiye'de en çok kullanıldığı için söylüyorum. Bir de ilaçlar. İlaçlarda da bağırsak hücrelerini mahveden antidepresanlar var. Antibiyotikler var biliyorsunuz. kanser ilaçları var. Evet. mide ilaçları var. Ondan sonra ağrı ilaçları bütün bunlar bağırsak hücrelerimizi yok ediyor. Peki bağırsak hücrelerimiz yok olunca ne oluyor? İşte burada bakın. Bunu gösterebilir miyiz? Evet Fatma tam ekran verelim bunu. Gelecek bağırsaklarımızdadır. Tam Fatma ekran adam. olarak bunu verelim. Evet. Tamam. Şimdi bakın. Bu şu sağlıklı bir bağırsak hücresi. Evet. Gelen şeyler, e, besinler, besinler e, emiliyor çünkü burada şeyler bağırsaklarımızdaki tüyler iyi çalışıyor, sağlıklı çalışıyor. Ama parçalandığı zaman glutenle, şekerle, ilaçlarla, işte o zaman antidepresanlarla böyle yeşek dahi çekip gidiyor. Hmm. Evet, çok net gözüküyor. Evet. Şimdi efendim, bağırsaklarımız hücreler ve tüyler parçalanır. Bağırsaklarımız Şöyle açıldığı zaman yüzey olarak bir futbol sahası kadardır. Futbol sahası kadar bağırsaklarımızın yüzeyi. Ve bu futbol, futbol sahası evet, kadar, evet. Ve bu futbol sahası kadar olan bağırsaklarımızda ayrıca da tüyler vardır. O tüyler işte sağlıklı hücreler sağlıklıdır. Parçalandığı zaman ne oluyor? Bunu da gösterelim. Bakın şu şu elimle gösterdiğim yerde sağlıklı. Buralardan eminim oluyor. Ee, e, sağlıklı maddeler içeri giriyor, sağlıklı olmayanlar e, atılıyor. Ama şurada gösteriyor gördüğümüz zaman, parçalandığı zaman işte çalışmıyor. Bütün hastalıkların temeli, kronik inflamasyonun temeli, depresyonun, Parkinson'un artık bu gösterildi. Hmm. Alerjilerin, kanserin hepsinin bunların parçalanması. Çünkü otoimmün dediğimiz kronik hastalıkların başlamasına, otoimmün hastalıkların başlamasına sebep bağırsaklardan kötü maddelerin içeri sağlıklı dahi olsa tam emilmeyen maddelerin emilmesi, sağlıklı maddelerin de atılıp gitmesi. Evet, bağırsak çok önemliymiş. Bunu da gösteriyorum. Bu da bakın benim benim değil. Bakın. Bu da da geçirgen bağırsak diyor. Geçirgen bağırsak dediğim gibi parçalandığı zaman. Geçirgen bağırsak onu başlatıyor. İnflamasyon. Kronik inflamasyon diyoruz ya anlatıyoruz ya. Evet. Bunu yapan bakın dört madde var. Birisi şey, ...buğday proteinleri, yani gluten, birisi soy, soya, ha, soya, soya çok tehlikeli, birisi şekerler, şekerler, birisi de e, tra evet trans yağlar. trans yağlar, bunlar işte bu varsa mahvediyor. Özet, bu benim değil. Bakın, yurt dışındaki konferanslardan aldığım, dinlediğim konferanslardan aldığım silahlar. Evet. Ben bunu anlatıyorum kitaplarda. O bilimsel konuşmuyor diyorlar, e, desinler. Canları sağ olsun. Peki bağırsak konusunda e, var mı hocam başka söyleyeceğimiz? Tembellik dedik. İşte tembellik o demek. O da tembellik. geçti. Evet. evet. Şimdi çok fazlaca burada var. Hepsini okuyacağım ama hepsini birazdan okuyayım ben en iyisi. E, soruların hepsi çok birikti çünkü. Birazdan okuyalım onları. Tamam nasıl istiyorsanız buyurun. E, hocam tam antidepresanları da söyledik. Bir de küçük çocuklarda dikkat eksikliği var diye psikiyatriye götürülüyor. Şeker yanlış beslenme, işte bu şekerli içecekler, şekerli gazlı içecekler, annelerin verdiği hı hı. monosodyum glutamat içeren çipsler, kızartmalar, bütün bunlar. Bebek at. mamaları hocam, bunu da çok soran vardı, sormuş olayım. Ne düşünüyorsunuz bebek mamaları? Fabrikasyon hakkında? olan hiçbir şeyi önermiyorum ben. Fabrikadan çıkan hiçbir şeyi önermiyorum. Hepsi de fabrikasyon zaten. Evet, bebek mamalarını da söylemiş olduk. Şimdi teker teker gideyim ki buradan Pıhtı atması hocam. Ona da gelelim. Çok güzel. Pıhtı atması özellikle işte Deniz Baykal değil mi? CHP milletvekili Deniz Baykal. Eski genel başkan. E, bu hastalıktan dolayı e, müzdarip oldu. Neden oluyor hocam pıhtı atması? Herkes de duyuyoruz. Pıhtı attı. Pıhtı attı. Neden hocam? Pıhtı neden attı? Pıhtı demek kanın yoğunlaşması demek. Hı hı. Pıhtı demek kanın e, yoğunlaşması ve bazı ee, oradaki e, proteinlerin artması demek Pıhtını e, kanın yoğunlaşmasını yapan yine oraya geliyoruz. Hepsi Hepsi yana, aynı yere geliyor aslında. Evet. Şeker yüksekliği kanı yoğunlaştırır. Hmm. Susuzluk ve tuzsuzluk kanı yoğunlaştırır. İnsülin yüksekliği kanı yoğunlaştırır. Pıhtının meydana gelmesinin en önemli sebebi yüksek şekerdir. Allah. Ve de diyabetin meydana gelmesinin en büyük şekeri e, sebebi insülin direncidir. Göbeğin yağlanması ve de insülinin yüksek olmasıdır. İnsülinin yüksek olması kanda insülin hormonu, master hormondur. Vücudu korumak için yükseliyor. Fakat yükseldiği zaman da vücuda zararı var. En büyük zararlarından biri pıhtı atılması. Pıhtının oluşması. Sebep gösterildi ki insülin yüksekliği kanda e, bir yerimizi kestiği bir zaman kanar ya. Evet. Orada hemen pıhtı meydana gelir. Hayatı kurtarmak için, o pıhtı kanamayı önlemek için. O pıhtının meydana gelmesinin için orada e, kanın içinde pıhtı yapan proteinler var. Fibrinojen var, bir de hücreler var. İşte insülin hormonu yüksek olduğu zaman kanımızda pıhtı yapan proteinleri artırıyor. Hmm. Aynı zamanda gösterildi ki insülin hormonu yüksek olduğu zaman beşin üstüne çıkmayacak kardeşim. 5'in üstüne. Ki bakılmıyor. Genelde bakılmıyor. Ölçü olarak. İnsülin hormonu trombosit dediğimiz kan ve tıkaç meydana getiren hücrelerin birbirine yapışmasını artırıyor. Şimdi kan sulandırıcı veriliyor ya. Evet. Onun tam tersini yapıyor insülin hormonuyla çeker. Bitti. Pıhtının sebebi. Kalp krizinin sebebi, böbrek damarlarının tıkanmasının sebebi, göz damarlarının tıkanmasının sebebi. Bütün vücut damarlar tıkanıyor o yüzden. Onun Kanı için, nasıl sulandıracağız hocam? Bu şeker kan yemeyeceksiniz olsun. efendim. Yine her şey oraya çıkıyor şeker yemeyeceksiniz. Ekmek yemeyeceksiniz efendim. Onu anlatıyorum. Ben dilimde tüy bitti. <laughs> dilimde tüy bitti. Onların zararları böyle geliyor. Onu anlatıyorum. Hı hı. Yine pıhtı atmaya kadar varabiliyoruz. Pıhtı atmaz o demek kalp krizi, felç. Pıhtı atma demek felç demek. Onun sebebi tuz değil. Şeker yüksekliği ve insülin yüksekliği. Bir daha söylüyorum. Yanlış beslenme ve de yağlardan trigliseritlerin yüksek olması, şekere karbonhidratlara bağlı. Bir de yağlardan tehlikeli iki türlü yağ var. Biri trigliseritler vücudumuzda şekere karbonhidratlara bağlı olarak yükselen. Bu hiçbir zaman dile getirilmiyor. Kolesterol falan değil. Kolesterol tarihe karıştı. Unutun kolesterolü. İkincisi de trans yağlar. Trans yağlar, trans yağlar. Trans yağlar ne? Fabrikadan çıkan bozulmuş yağlar. Margarinler, kızartmalarda oluşan yağlar bir şey yandığı zaman yemeklerde o oluşan yağlar. Onlar tehlikeli. O iki yağ tehlikeli. Doğada hepimizin vücudunda bitkilerde ve hayvanlarda 30 türlü yağ var. Bu 30 türlü yağ doğal olarak vücuda girdiği zaman doğal tereyağı, doğal zeytinyağı ne aklınıza gelirse doğal mısır özü ısınmamış olarak şey olarak salatalara koyduğumuz bunlar yenilebilir. Hı hı. Ama eğer Riviera olursa tehlikeli. Çünkü ısıl işlem görmüştür, baskı görmüştür. Onlar tehlikeli. Çünkü onlar özelliklerini kaybediyorlar. Yani zeytinyağı doğal ve soğuk sıkım faydalı. Zeytinyağı Riviera olduğu zaman tehlikeli kardeşim. O, o Efendim onunla kızartma yapılır diyorlar. İnanmayın, güvenmeyin. Kızartmalarda trans yağ meydana geliyor. En tehlikelisi. Pıhtının sebebi. Onları anlatıyorum. Onun için kızartmalar tehlikeli diyoruz. Onun için Karatay mutfağında... Yemekler nasıl hazırlanacak doğal Kocam olarak? Hocam orada kitapta, e, reklam arasında da bakmıştık değil mi? Orada Ramazan'a özel menü de var o kitapta. Bu kitapta Ramazan'a özel menü var. İftar menüsü var. Bu kitapta Ramazan'da Karatay diyeti var. İlk kitapta Ramazan menüsü var. Sahur var, iftar var, menüler var. Hepsi var. Bu bütün söylediklerimizi burada yazmışım. Senelerce önce. Yeni değil evet hocam derler ki Türker Bey lütfen sorun lütfen sorun diye. 8 yaşındaki oğlum tuvalete 4-5 günde bir çıkıyor. Bu bağırsak tembelliği mi? Glüten alerjisi mi? Aynı şey. Aynı şey. Aynı şey var. Ama doğru. hekimiyle konuşsunlar. Ben çocuk hekimi değilim. Ona göre tedbir alsınlar. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli olduğunu söyleyeyim ben. Şeker vermesinler, bol bol su içirsinler diye tavsiye edebilirim. Ama hekimiyle mutlaka konuşmaları lazım. Hocam obezite cerrahisi. Yine çok fazlaca sorulan sorulardan soru maalesef. Vücuda etkisi ne oluyor? Ee, maalesef çok fazlaca obezite cerrahisinde ameliyatlar var. Ee, güzelmiş gibi sanki bu ameliyatlar gösteriliyor ama... E, Birçok haberde işte yakınlarımızdan da duyduk. Ameliyat masasında kalanlar oluyor bu ameliyattan dolayı, bu ameliyatlardan dolayı. Ne söylemek lazım hocam? Obezite metabolik bir hastalıktır. Metabolik hastalıklar cerrahiyle düzelmez. Metabolik cerrahi diye bir laf çıkardılar. Kafalarına evet. uydurdular. Kusura bakmasınlar. Bitti. <laughs> Peki hocam tamam o konuyu kapattım. Kızdığınız bir konu. Hayır kızdığım bir konu değil. Çok tehlikeli bir konu. Ölen çok. Ondan çok sonra fazla var. kilo verdi. Kilo vermesi önemli değil ki. Vücudun kendini düzeltmesi önemli. Yemezsen zaten kilo verirsin. Bir, ikincisi ben sizin sağ ayarınızı kökünden çıkartırsam zaten kilonuz azalır. Çok yani şimdi halkın kilo verme takıntısını taktılar kafaya. Oradan ne mal alınıyorlar? Ben sana kilo verdireceğim. Yok böyle bir şey. Aynı, aynı Ameliyattan sonra zaten o kilolar geri alınıyor muhtemelen. Kilolar geri alınıyor, metabolizma bozuluyor, hastalıklar oluyor, tekrar ameliyatlar oluyor. Neler oluyor neler oluyor bir bilseniz. İşte sizin dediğiniz gibi ölümler oluyor. Ölümler de çok var. Onu yansıtmıyorlar. Kusura bakmayın. Hı hı. Köfte önümüzde var diye soruyorum. Köfte yaparken ekmek konuyor. Bu da aynı şekilde gluten etkisine neden olur mu? diyenler? Tabii ki olur. Koymayacaksınız ekmeksiz. Ekmeksiz yapsınlar, işte şeyle yapsınlar. Çok soğanla yapsınlar, maydanozla yapsınlar. Hocam bir de en çok yine herkesin ortak meselelerinden biri değil aslında ama nasıl kilo alırız diyenler de var. Bir de kardeşim biz gerçekten çok zayıfız. Bir de külü almak lazım. Yani siz şunu söylüyorsunuz. Zayıf olmak hasta olmak demek, sağlıklı değil. olmak demek, demek değildir. Değildir. Eğer enerjileri yerindelerse, eğer bağırsakları iyi çalışıyorsa, uykuları iyi geliyorsa kilo almamaları gerekir. Onun için yok senin iki kilo alsan iyi olur falan filan. Siz eğer siz sağlıklıysanız, iyi hareket ediyorsanız, yediklerinizden sonra uyku basmıyorsa kilo almanız gerekmez. yok kilo alayım diye uğraşmayın. Ondan sonra da kilo vereceğim diye uğraşıyorsunuz. Konuyu komşuyu dinlemeyin. Çok insanlar etkileniyor. Aslında geliyor 30 kilo vermiş. Yani evet. sağlığına kavuşmuş. Aa sen 30 kilo verdin hasta mısın? <laughs> diye başlatıyorlar tekrar onu yedirmeye. <laughs> yani bunları çok gördüm ben. Doğru. Aldırmayın diyorsunuz bunları. Aldırmayın hasetlerinden söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hocam peki vitaminlere de gelelim biraz. Vitaminleri de konuşalım. Çünkü onlar da önemli. E, D vitamini, K vitamini... E, D vitamini almazsak hocam ne gibi etkiler çıkar? E, D vitamini, oluruz? D vitamini çok önemli. Devamlı D vitamini yayınları var. Ben Uluslararası D vitamini Komitesi de üyeyim. Öyle Sadece mi? Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada D vitamini eksikliği var. Hı hı. Bakın yeni yayınları size getirdim. Sorulacağı da bildiğim için. 1 Şubat 2018'de yayınlandı. D vitamini kalp hastalıklarını düzeltiyor. Düzeltiyor. Reverse. 3 Mart 2018'de yayınlandı. Kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Evet. D vitamini çok eksik. 13 Mayıs 2013'te. Mayıs ayındayız, değil mi? Hı hı. Yayınlandı. Diyabetle savaşmaya faydalı. Evet. Yardım ediyor. Evet. Kalp yetersizliğine konuştuk. Ve de insülin direnci. Yani göbek yağı. Yani göbekte yangın. D vitamini. D de. Evet. Nelerde var hocam D vitamini? D vitamini deniz ürünlerinde var. D vitamini köy tereyağında var. D vitamini yumurtada var. Bütün hayvansal sakatatta var. Senelerce kırmızı ette var. Bunlar yedirilmedi. Evet. Halkımıza. Ben şunu kırmızı söylüyorum. D vitamini. senelerce Yedilerek. Halkımıza tatsız, tuzsuz tutsuz yenildi. Tatsız demek, hakiki yağsız demek. Tuzsuz demek, tuzsuz demek. Yani kaya tuzsuz. Bu ikisi olmazsa lezzet olmaz hiçbir yemekte. Onun için boşuna soslardı, mostlardı, bilmem kırmızı soslu, yeşil soslu. Hepsi hikaye. Hepsi şeker dolu, hepsi gluten dolu. Hmm. Peki D vitamini eksik alırsak nelere yol açıyor hocam? Bir kere bağışıklık sistemi çöküyor. Beyin çöküyor, D vitamini beyin çalışır, sık sık hastalanırsınız, sık sık grip olursunuz ve öyle söyledim diye, grip e, grip aşısı olmanıza gerek yok, D vitamininizi yükseltmeniz lazım. Evet, grip aşısına yeri gelmişken sormuş olalım, grip aşısına. Ben grip aşısını yaşlılarda önermiyorum ve onu söyledim. D vitamininizi yükseltin diyorum, ...ondan sonra bağışıklık sisteminizi yükseltin, D vitaminiye gerek yok. Çünkü grip aşıları nasıl hazırlanıyor? bir sene önceki virüslerin Virüslere göre. virüslerin bu sene de olasılık diye onlara karşı onların şeyinden hazırlanıyor. Fakat virüsler öyle şey ki o kadar akıllı ki sizden benden akıllı. Dünya kurulduğundan beri var. Hemen kılıf değiştiriyorlar. Yani yüzde on etki ediyor diye yaşlıların bu şekilde şey yapmasına gerek yok. Bütün aşılarda da katkı maddeleri var. Acıvant deniliyor. Alüminyum da de var. Şey de var. Sağlık Bakanımız da zaten Ahmet Bey söyledi. içinde i̇çinde çok ufak. Şimdi aşı injekte ediliyor. Yani damara şey adeleye veriliyor. Ve direkt kana geçiyor. Ağız, şimdi bana diyorlar ki yedik yediklerimizde içtiklerimizde de alüminyum var evet var ama ağızdan alınan alüminyumun hepsi vücuda girmiyor ne kadarı giriyor ve yapılan araştırmalar gösterdi ki ağızdan alınan alüminyumla e, injekte dediğimiz iğneyle verilen alüminyumun kanı yükseltme şekeri e, değeri çok farklı <laughs> alüminyum çok tehlikeli alzheimer sebebi bunu <laughs> biliyoruz nelerde var Folyolar da var. Alüminyum folyo da var. Deodoranlar da var. Teflon tavalar da var. Allah. Teflon Allah. Şey var. Ondan sonra e, işte. Deodorantlar da var dediniz değil mi? da var. alüminyum. E, şey olarak işte alüminyum eskiden tencereler vardı. Onlar da var. E, eskiden onlar kullanılıyordu. Bu alüminyum hazır yiyecekler e, lokantalardan geliyor. Alüminyum şeyler de var. Onun için mümkün olduğu kadar uzak duracağız. En çok alüminyum aldığımızda yine e, mide ilaçlarında var. Bilhassa gaz ilaçlarında var. Onlara dikkat edeceğiz. B ve K vitaminleri hocam. K vitaminleri de çok gündemde. Çok sıkça rastlıyoruz. K vitamini çok önemli. K vitamini de sakatat yerseniz hepsi yağda erir. Yağda eriyen vitaminler vücuda girecek. B vitamini hocam. B vitamininin B vitaminleri bir sürü B vitamini var. Onları anlatıyorum. Onlarda Hı. hepsi şeyde var. Fındık fıstık. Fındık, Fındık fıstık. fıstık çıtır çıtır. Çok önemli. Hem kan yapar hem ısıtır. Ya mesela cevizde fıstık, ceviz, beyin şeklinde olması herhalde evet, tesadüf ki. değil. Tesadüf değil. Evet hocam. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Tabii Bakın hocam. burada bir şey daha. Bu bu ne zaman yayınlandı? Bu da yeni yayınlandı. 23 Mayıs. Hangi Mayıs'tayız şimdi? 30 Mayıs'tayız değil mi? Tabii, tabii. Bir diyor hafta önce ki, yayınlanmış. Çocuklarda küçük e, obezite hafıza bozukluğuna sebep oluyor. Hmm. Çünkü insülin direnci hafıza bozukluğuna sebep oluyor. Bu Neuroscience ve Neuroscience denilen mecbada yayınlandı. Ben bütün bunları her sabah kalkıp okuyorum efendim. Şimdi gebelikte şeker yükleme testini soracağım ama sorun efendim. Esma Özdemir der ki Canan Karatay Beyaz TV etiketiyle Hocam ben dersler yüzünden antidepresan kullanıyorum. Kilo aldım, kilo veremiyorum. Ne yapmamı önerirsiniz? İlacımı içmeyince mide bulantısından duramıyorum derler hocam. Neden Esma dolayı kardeşimi. almış? Dersler yüzünden almış. Ben onu bilemem. <laughs> Dersler yüzünden almış. Kilo almış, kilo veremiyormuş. Kilo aldırır. Antidepresanlar kilo aldırır. Antihistaminler kilo aldırır. Çünkü bağırsak florasını bozuyor kardeşim. Evet. Hocam gebelikte şeker yükleme testi. Çok tartışmalı konu. Tam da zaten donanımlı bir şekilde gelmişsiniz. Biliyorum sorulacakları. <laughs> Bakın bu benim benim şeyim değil ana rahmindeki bir bebek annesine sesleniyor. Minik diyor ki anacığım bana şeker gönderme. <laughs> evet. Love, night, love tiny. <laughs> love, evet. Gördünüz mü? Neden? Çünkü şekerin ne kadar toksik olduğunu gördük. Bazı kadın doğumcular bu yapılmalı diyor hocam. Dediklerini biliyorum. Bala savaş açmış durumdular ama ben de onlara savaş açmış durumdayım. Niçin yapılması gerekir diyorlar? Annede şeker hastalığı var mı diye gebelik şekeri. Gebelik şekeri teşhisi çok kolay yolla, çok basit yolla da koyuluyor. Onu görmek istemiyorlar. Onları anlatıyor. Bu bir. İkincisi şeker yüklemesinde anneye verilen sıvı şeker, eritilmiş şeker normal fizyolojik olaylarda yediğimiz, içtiğimiz bir sıvı değil. Şeker o büyük toksik şeker. Şeker toksik dedik. Değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Ee, olduğu gibi plasentadan bebeklere geçiyor. Annenin yüksek şekeri plasenta dediğimiz bebeğin eşi diyoruz. Oradan olduğu gibi bebeğe geçiyor. Bu bebekte bütün hücrelerin çalışmasını durduruyor. Vay. Bütün mesele bu. Çok zararlı. Ee, öyle mi efendim? Tabii ki de çok zararlı. <laughs> Bu Bunun dışında bazı gebeler burada çok var. Bana çok mesaj geliyor. Şeker komasına giren çocuklar falan duyuyoruz hocam ya. E i̇şte bundan dolayı. Şeker yüklemesi annelere, çocuklara e, şeker hastası yapıyor ileride. Dün, e, Amerikan Kalk Derneği hı hı. 2016'da yayınladı. Amerikan Kalk Derneği yayınladı. Lütfen kulaklarınızı açıp dinleyin. Dedi ki İki yaşına kadar çocuklara şeker vermeyeceksiniz. İki yaşına kadar çocuklara şeker verirseniz ileride kalp hastası oluyor. E biz daha altı aylığına veriyoruz kardeşim. Ben bunu söylüyorum. Kadın doğumcular kalp doktoru değil ki ileriden olduğunu bilmiyor ki. Kadın doğumcular yüklüyor, doğuruyor, arkası dönüp gidiyor. Tabii ki yani görevi o, cerrah o. Ama sonra çocuk ne oluyor, ne ediyor onu onu nasıl takip edecek Nasıl büyüyecek? onu çocuk doktorları. Sağlık Bakanlığı bu konuda galiba e, ciddi adımlar atması lazım herhalde. E, onu bilmiyorum. Sağlık Bakanı da inşallah ciddi adımlar atar. Şurada ben gayet güzel anne adayları ve hamilelerde burada anlatıyorum. Çünkü neden anlatıyorum. Şurada gösterelim. Evet. Şu 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 elimle görüyorsunuz. Sağlıklı bir bebek için sağlıklı hamile kalın demişsiniz hocam evet. Ya, baba da sağlıklı olacak. Baba Sadece, da sağlıklı sana. olacak. Ha, anne ve baba. Neye dikkat edecek? Mesela hamile kalmaya karar verdi anne ve baba. Anne hamile kalmaya karar verdi. Bir, Çocuk yapacağız dediler. Bir, sağlıklı beslenecekler. Karatay tipi beslenecekler. Yeterli vitamin ve mineral alacaklar. Göbekleri gidecek. Kol yağları gidecek. Yüksek insülini düşürecekler. Insülinlerini ölçtürecekler. Düşük çünkü bütün bunlar gittiği zaman sağlıklı kalırlar. D vitaminlerini yükseltecekler. D vitaminlerini D vitaminleri. yükseltecek. D, D. Hı hı. Doğanın D'si. Bir de efendime söyleyeyim iotlarını yükseltecekler. İyotlarını. Evet. evet. İyotları da D vitamini de anlattık. Ve Anne baba adayları. Ve bütün burada. da var burada zaten. Bütün, bütün burada hepsi var. Evet. Bütün burada Şeker yüklemesi çok tehlikeli. Çocukları hakikaten sakat bırakıyor. Çok ve zevk. erken ölümlere sebep oluyor. Ve de sederyana sebep oluyor. Ve de gösterildi ki erken doğumlar yani 9 ay 10 günü ana rahminde geçirmeyen bebekler ileride şeker hastası oluyor. Hmm. Ve bu çocuklar insülin direnciyle doğuyorlar. Ana rahminde insülin direnci gelişiyor. Burada ne yapıyor? Burada yedikleri şekerler yapıyor. Verilen şekerler yapıyor. İyi e, vermeyin kardeşim. Bir şey de Kaliforniya Üniversitesi'nden Şubat ayında yayınlandı. Çok önemli. Çocuk bölümü kardiyologları, çocuk kardiyologları, pediatrik kardiyologların yaptığı bir çalışma. Önemli bir çalışma. 17 bin küsur gebeyi takip ediyorlar 6-7 sene bebekleriyle beraber. Annelere sesleniyorum. Hamile kaldıkları zaman eğer kan şekerleri yüksekse ve de hiçbir hastalıkları yoksa, ailede de şeker yoksa, bütün bunlar ayırt ediliyor. Sağlıklı olan annelerin Şekerleri yüksek yalnız. Hamile kaldıkları ilk haftalarda falan ona bakacaklar. Çocuklarında ileride kalbi delik olarak doğuyor. Oh. Kalp delikliğine sebep oluyor şeker. Şeker yüksekliği sadece. Biz şeker yükleyerek daha çok yükseltiyoruz o şekeri. Kan şekerini ve olduğu gibi çocuğa geçiyor. Peki gebelik şekeri tehlikeli mi? Tabii tehlikeli. Gebelik şekeri de gebelik sırasında kilo almayacağız, karbonhidrat çok yemeyeceğiz, İki canlısın diye baklava börek yedirmeyeceğiz, makarna yedirmeyeceğiz, aynı şey insülin ve insülini yükseltmeyeceğiz. Anlatabildim Ve baba da yediklerine, içtiklerine dikkat edecek en baştan itibaren. E bir zahmet, sigara evet. da, alkol de yok. Sigara, alkol de yok. Şekerli gazlı içecekler de yok. Şimdi bakın, bir bey 30 kilo vermiş, bir, birisi 20 kilo <laughs> vermiş falan. İşte bunlar yapılabiliyor, bunlar olduktan sonra hamile kalsınlar. Tabii. Hocam antibiyotikler. Antibiyotikler e, şimdi mesela grip olduğumuzda bile her gripte antibiyotik alıyoruz hocam. Almayın Acayip bir efendim. Yayıldı. Herkes antibiyotiğe başvuruyor. Nedir hocam zararları antibiyotik konusunda biraz e, çocuklara da çok veriliyor. herkes de antibiyotik leblebi gibi. Antidepresanlar leblebi gibi. Antibiyotikler leblebi gibi. Hepsi bir bağırsak hücrelerini parçalıyor. Ve, sizin e, ve de ee, e, hakikaten bağırsak hücreleri parçalanınca neler başımıza geliyor biliyoruz. Kabızlık oluyor. Derken e, ruh bozukluğu oluyor. Derken sık sık hastalanıyoruz. Sık sık hastalandıkça tekrar antibiyotik veriliyor. Ondan sonra moralimiz bozuluyor. Gidiyor bu sefer de antidepresan alıyoruz. Hepsi evet. bir döngüye giriyor. Bir de antibiyotikler artık gösterildi ki hakikaten sizin de dediğiniz gibi çok yaygın bir şekilde veriliyor. Yani e, şu olarak gereksiz bir kere gripte gereksiz bir şey değil mi? Yani antibiyotik verilir mi? Tabii ki verilecek. Ama antibiyotik verilmenin kuralları var. Her dakika sen şunu al git diyemeyiz. Bu yapılıyor. Antibiyotik vermek ver 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 kuralları e eğer yüksek ateşiniz varsa e ve de idrarınızda veya kanınızda veya boğazınızda bir mikrop ürüyecek. bakteri üreteceksiniz, virüs değil. Ve o virüse karşı idrarınızda veya büyük abdestinizde veya boğazınızda, tükürüğünüzde veya kanınızda mikrop üredikten sonra, bakteri üretildikten sonra birkaç kere tekrarlanır bu. Hı hı. Ondan sonra ona hassas olan antibiyotik varsa o verilecek tabii ki. Ve de yüksek toz ve kısa süre verilecek. Bu antibiyotik, üniversal antibiyotik tedavisidir. Ben iç hastalıkları uzmanıyım. Ben kalp uzmanıyım. Miyokardit tedavi ettik, perikardit tedavi ettik, akutromatizme tedavi ettik. Bu şekilde edilir. Ama iki tane hapşırdın, iki tane kulak ağrısı... Hemen antibiyotik. Olmaz. İşte bu tehlikeli. Bence derneklerin bununla uğraşması lazım. Benle, beni bırakıp bununla uğraşmaları lazım. Çünkü antibiyotik rezistansı dediğimiz direnç meydana geldiği zaman ihtiyacımız olduğu zaman bile kullanamıyoruz. Bu bir. İkincisi de en büyük tehlike hayvanlara antibiyotik veriliyor süt fazla olsun diye yediğimiz etlerde işte onlarda da onları yediğimiz zaman bile antibiyotik direnci dediğimiz hastalıklar meydana geliyor. Ya yani direnç meydana geliyor. O zaman ihtiyacımız olduğu zaman bile antibiyotik faydalı olmuyor, öldürücü oluyor. Onun için bağışıklık sistemimizi güçlendirmek mecburiyetindeyiz. D vitamini yükseltmek mecburiyetindeyiz. B vitaminlerimizi yükseltmek mecburiyetindeyiz. Sağlıklı beslenmekle bunları rahatlıkla yapabiliriz. Ben bunu anlatıyorum. Evet. Antibiyotikler konusunda bir Alzheimer konusunu çok soran var hocam. Alzheimer'ı anlattınız ama Alzheimer'ı söyleyeyim. Alzheimer beynin 3 tip 3 şeker hastalığıdır. Alzheimer'ın sebebi eee yağ az yağlı yemektir. Sağlıksız yağ yemektir. Trans yağlardır, şekerlerdir, insülindir. D vitamini eksikliğidir. Kolesterol eksikliğidir. Evet. <laughs> Birçok şey var yani. Peki karbonhidrat meselesine de değinmeden edemeyiz hocam. Ekonomi konuştuk? Evet ama şöyle bir hani e, sağlıklı olan karbonhidratlar nelerde var? Hangileri sağlıklı olan tabii karbonhidratlar? Ki. Onları şöyle bir tek tek söylerseniz. İşte önümüzde var. Sağlıklı olan karbonhidrat peynirde var. Sağlıklı olan karbonhidrat cevizde var, fındıkta var, fıstıkta var. Yumurtada var, yumurtanın sarısında var. Hı hı. Yumurtanın sarısında var. E, tabii Orada ki. yumurtanın sarısı beyazı ayrımı yani asıl karbonhidrat... Karbonhidrat kısmı sarısında, sarısında var. var. Protein kısmı 9 amino asit vardır. Ee, esasiyel amino asit yani vücudumuzun, hücrelerin yapımı için gerekli olan beyazında vardır. Bir yumurtada neler vardır? Ne kadar vitamin vardır? Ne gibi şeyler vardır? Birinci kitabımda hepsi var. Bir de fındık fıstıkta neler vardır? 100 gramda yediğimiz zaman... Yalnız yerli olacak, yerli olacak, yerli olacak, kabuklu olacak, kabuklu olacak, kabuklu olacak, kabuklu olacak mümkünse. İthal olmayacak, ithal olmayacak, ithal olmayacak. Çünkü ithal olan bütün e, cevizlerde, ithal olan bütün e, kuru yemişlerde, ithal olan bütün susamlarda, ithal olan bütün efendim baklagillerde hepsinde hem GDO var hem ilaç dolu. Pesticide dediğimiz, ki pesticide dediğimiz tarım ilaçlarıyla dolu. Bir de onlar e, büyük tankerlerle, konteynerlerle geliyor. Onların işi ilaçlanıyor. Küflenmesin bunlar diye tabii. taşınırken ya. veya fare girmesin diye. O zehirleri de yemek mezbete değiliz. Ucuz diye gidip almayın. Hocam sizinle 2-3 yıl önce bir haber yapmıştık. Ee, i̇nşaata gidip ben işçilere yumurta yedirmiştim. Sizin söylediğiniz evet, üzerine tabii. hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Enerji... Mükemmel. Tabii ki. Günde yani kaç gün... tane yiyebilir mesela demiştiniz ki inşaat işçileri çok yiyebilir. 10 tane yiyebilir. 10 tane. Evet Yani ben bunu ben yedirmiştim, yedirmiştim. İnşaatta gitmiştim. Sizlere röportajımızın ardından öyle bir şey yapmıştım. Ha kaç tane? Şimdi e, yenebilir. Çin'de e, hamilelere, hamilelere sesleniyorum. Çin'de hamilelere ve emziren annelere 10 yumurta veriliyor her gün. Allah Allah. Ama 10 yumurta birden değil. 10 yumurtayı işte biz de Türkiye'de onu anlatıyorum. Menemen yapabiliriz, ıspanak hmm. kırabiliriz, efendim, e, cılbır deriz, yoğurtlu yapabiliriz. Tabii, evet. En lezzetli şeydir. Veya rafadan yaparız veya e, omlet yaparız. E, sevdiğimiz bir omlet yaparız. Veya e, paramız pulumuz yetiyorsa pastırmalı yumurta yaparız. Yani bu şekilde. Pastırma çok faydalı bir şey değil mi boyu, E, Tabii et. Yani doğal işlenmemiş et en sağlıklısıdır. E, gün boyu bunu yayılarak. Çünkü neden? Şu yumurtanın beyazında 9 tane temel dediğimiz, esansiyel dediğimiz amino asit var. Çocuğun BVV'nin bütün kemiklerinin ve kalbinin ve bağırsakların ve adelerin gelişmesi için şart olan protein. Kanındaki <laughs> egemen, elementlerin gelişmesi için. Sarısında da omega 3 var. Sarısında da kolesterol var beyni geliştirmek için. Sarısında da kolin var. Kolin var kolin var. Kolin nedir? Beynimizdeki en önemli enzimlerden biridir. Transmitter deriz bunlara. Asetilkolinin ana maddesidir. Doğal olarak yumurtanın sarısında bulunur bu ülkeye senelerce yumurta yedirtmediler bu ya. ülkeye senelerce kırmızı et yedirtmediler yağ yedirtmediler bu ülkeye senelerce kaya tuzsuz bıraktılar tatsız ve tuzsuz bıraktılar halkımızı doğru İyi ki varsınız hocam bir de burada protein tozunu soranlar vardı sporcuların da instagramdan özellikle mesaj attığını gördüm sporculara özel ee, tavsiyeleriniz var mı hocam bir kere ee, toz olmuş her şey tehlikelidir protein tozu artık protein değildir o trans yağ doludur. O çok tehlikelidir. Onun Hı -hı. için bilhassa e, sporcular da ve de e, vücut yapıcıların onlar, yapanların onlardan mümkün olduğu kaçması lazımdır. Çok tehlikelidir. Ben hatta İtalya'nın bile yasaklanmasını öneriyorum. İtalya bile yasaklansın Tabii ki. Dünyanın parasına çocuklar kandırılıyor. 2-3 sene biraz adele yaptıktan sonra adele, kalp de adeledir. Ben kalp doktoruyum. Kalp de adeledir. O adele de geliştiği zaman Kalp ritmi bozuluyor ve sporcuların ani ölümleri spor yaparken koşarken Hı -hı. ani kalp durması. Bahsiz... Mesela son dakikada makarna falan yenme durumu vardır sporcularda. O da çok tehlikeli. Şimdi prointo, protein tozu tehlikeli olduğu gibi yani sporcular oturup yumurta yesinler. Sarısıyla beraber yiyecekler. Bizim atletlere yalnız beyazı veriliyor. Aa öyle mi? Evet. 9-10 tane. Yapmayın dedim ben o zaman karşılaştık bir gün. Yapmayın. Protein Yağ ile beraber yendiği zaman faydalı. Vücuda. Yağsız proteinin faydası yok. Bitti. Onun için protein tozları çok tehlikeli. Trans yağ dolu ve de protein değil. Yumurtayı da çok fazla haşladığımız zaman... Bazen böyle sarının etrafında yeşil olur ya, gri olur ya... Hı hı. O artık yumurta değil. Ağzınıza aldığınız zaman dağılır. Un olmuştur. O tehlikeli. Evet, sporculara da buradan... Tavsiye gelsin. Amino asit eksikliğini sormuşlar hocam. E, yumurta yesinler. Yine yumurta yesinler. Hemogram yüksek çıktı. Kan sulandırıcı içiyorum. Doğru mu yapıyorum acaba? Ben onu bilemem. Ezbiri laf bilemem. Evet, görmemiz lazım diyorsunuz değil mi hocam? E tabii ki. Ya çok çok fazlaca soru var hocam. E, şimdi buradan hangi birinde soracağımı da şaşırdım. Kimseye de ayıp olmasın. Hayır, ben şimdi bir şey söyleyeyim. Tabii hocam. Ee, bir kere kişisel buradan tedavi söyleyemiyoruz. Ben burada prensipleri konuşuyorum. Hı hı. Hem kalp doktoruyum hem iş hastalıkları e, e, doktoruyum. Profesörüm hı hı. 51 yıllık ekibi. Onun için şunu yapın, bunu yapın. Buradan Jüpıt e, kontrolle kimse tedavi ve teşhis tamam. yapamaz. İnanmasınlar, güvenmesinler. Ama halkımız buna alıştırılmış. Onun için soruyorlar. Ben prensip olarak katiyen şunu yapın, bunu yapın diyemem kardeşim. E, Doktorlarına sorsunlar. Sirkeyi sormuşlar. Sirkeyi gerçekten çok faydalı bir şey. Hadis de vardı galiba değil mi hocam sirke hakkında? var tabii ki. Değil mi? şey olarak da şimdi sirke de ev yoğurdu da ev sirkesi de bir doğal Bir kere ev yoğurdu diyorsunuz. Ev Bu yoğurdu. Bunu özellikle hep vurguluyorsunuz. Tabii Siz ki. de yapar mısınız hocam evde? Ben senelerce yaparım. Ben başka bir yoğurt yemeyiz ki biz. Hep 12 ev yoğurdu. sene ben Amerika'da kaldım. Kendi yoğurdumu yaptım. Ne güzel hocam. Ben ilaçlı yoğurt yemem ki. Tadını bilmeyiz. Ama onu, ona alışkanlar ötekini yemiyorlar. Şimdi gençler hepsi maalesef benim yeğenlerim de dahil ev yoğurdu ekşi diyorlar. Yemiyorlar. Bir doktor da çıkmış yani kusura bakmasın bir televizyonda. Sakın ev yoğurdu yemeyin içi mikrop dolu diye. O mikrop bakteri probiyotik. Hmm. Canlı bakteri tabii ki canlı bakteri dolu sakın yemeyin. Böyle bir şey var mı? O mikrop probiyotik işte efendim... Iı, bozuk bağırsaklarımızı o düzeltecek. O 8 çocuk mesela kabız olan çocuğa bol bol yemesi lazım ama şey probiyotik tabletlerinden bahsetmiyorum. Probiyotik tabletleri de unufak olmuş tozlar. Orada canlı bakteri yok, inanmasınlar. Tabletler olmaz. Canlı bakteri ev yoğurdunda ve ev sirkesinde var. Ev sirkesi de doğal olacak. Temiz, ilaçlanmamış tarım ilacı üstüne yıkanmamış sebzelerden, meyvelerden olacak. En aşağı 6 ay olacak. Hmm. Öyle 3 ayda yaptım ben bunu oldu. Anasını aldım. Bilmem anasını aldım. Onu açıladım. Onlar hepsi hikaye ve onlar hep çakma sirke. Onlarda probiyotik yok. Esas probiyotik başladığı zaman şeyde böyle, sirke anası diyoruz. Siz onu aldığınız zaman zaten ölüyor. Sirke olmuyor ki yok. Meyve suyu oluyor. Siz onu sirke sanıyorsunuz. Evet. O yanlış. O probiyotik çok önemli, canlı olacak. Bir de prebiyotik. Evet. Prebiyotiklerde de de sebzelerde. Mesela e, ilaçlanmamış olan lahanalar, kerevizler, e, soğan, yeşil soğan, kuru soğan, samsak. Onlar prebiyotiktir. Prebiyotikle demek. Prebiyotik bağırsaklardaki dost bakteriler dediğimiz bize yararlı olan bakterileri besler. Onların çoğalmasını sağlar. Ama toz haline gelmiş probiyotikler bunu yapmaz. Probiyotik demek yoğurtta yani canlı olarak evde yaptığımız yoğurtta canlı bakteri veya ev sirkesinin canlı olarak vücuda sokulması demek. Hı hı. O probiyotikleri kullanmak mecburiyetindeyiz. Hocam çok kısa değindik ama kolesterol hakkındaki görüşlerinizi de biraz açabilir misiniz? Kolesterol yüksek kolesterol olması Yüksek kolesterolü olanları kutluyoruz. Yüksek kolesterolü olanlar uzun yaşarlar. Yüksek kolesterolü olanlar Alzheimer olmaz, hastalanmazlar. <laughs> tamam hocam. Eyvallah. Hocam artık yavaş yavaş sürenin de sonuna geliyoruz ama birkaç tane daha buradan sorayım öyle kapatalım programı isterseniz. Ee, protein tozlarına yine çok soranlar var. Boğaz nodüllerini soranlar. Protein tozları olmuş. çok tehlikelidir. Haberiniz olsun. Kuru incir, kuru üzüm yemek tansiyonu dengeler mi demişler. Ben öyle şey bilmem. <laughs> Peki hocam. Ee, Tedavi sormasınlar. Dedik çok zayıfım ne yapmam lazım diyenler çok fazla. Bir de haşamito... o e, neydi hocam onu söyleyemedim. O hastalığı soranlar çok fazla var. Kronik yani, inflamasyon kronik, değil mi? Kronik. Hashimoto, Hashimoto. Kronik tiroid inflamasyonu. Benim kitaplarımı okusunlar. Kronik şeylerden kurtulsunlar. En önemli sebebi de yedikleri şekerlerdir, ekmeklerdir, iot eksikliğidir, vitamin eksikliğidir. Son evet. zamanlarda kan gruplarına göre beslenme sıkça gündeme geliyor. Mahiyeti nedir? Canan hocamız ne der demişler. Öyle bir şey yok der Canan hoca. Evet Canan hocayı duydunuz. Öyle bir şey yok. Kan gruplarına göre beslenme diye. Bugün e, aslına bakarsanız hep e, bildiğiniz yanlışlar, bildiğiniz ezberleri... Şimdi, ya, şimdi gayet, maya, yani şöyle bir şey sorayım size. Bir, bir kere kan gruplarına karşı doğa beslenme diye bir şey olamaz. Kan grubu, kan grupları hangi sene bulundu, teşhis edildi onu bulsunlar. O zamana kadar kimse beslenmiyor muydu onu bulsunlar. Adamı denlendirmesinler. Hepsi ticari. <laughs> Eyvallah hocam tamam. <laughs> Hadi Canan hocamızı değerlendirmeyin lütfen buradan. <laughs> <laughs> buradan söylemiş olalım. Ee, şu iftar ve sahur sofrasını programın başında anlattığımız için tekrar anlatın diyenler de var. Çünkü şimdi e, sahura kalkanlar var. Yeni yeni kalkanlar var. Bunu var. Oturanlar Erken gösterelim. başladık programı. iki buçuk saattir de program sürüyor. Sahurda, iftarda ne yemeliyiz? Onunla da artık yavaş yavaş kapatırız hocam. Şimdi sahur ve iftarda burada bakın var gösterdim. Bu, bu üç kitabında da bir de o ilk kitabı var. Siz onu gösterirseniz. Orada da işte şu ilk kitabında. So, evet. evet. Yani o kitap 2011'de çıktı kardeşim. Orada Ramazan için neye nasıl besleniriz var. Bunda Ramazan için karatay nasıl. Hem iftar hem sahur. Bunda da hem iftar hem sahur. Hepsi var. Evet. Bir, sabahtan beri de söyledik. İki buçuk saatlerden beri de söylüyoruz. İşte doğal olarak şunu gösterin şu tabağa. Yani karatay sahurda yiyeceklerimiz. Sahurda şimdi kalkanlar için işte bu örnek bir tabaktır. Bol bol doyuncaya kadar. Doyuncaya kadar yumurta, köfte, fındık, fıstık, ceviz, peynir, zeytin yiyebilirsiniz diyor Canan Hoca. Ben Treboldan yazıyorum demişler. Karatay diyeti yaptım. Çok su içtim. Günde 3 litre su içmiş. Yürüyüş yapmış. Her gün haşlanmış yumurta yemiş. Ekmeği şekeri bırakmış. 6 ayda 34 kilo verdim diyor. E, tabii ki. Karatay diyetiyle. Çünkü kilo aldıran ekmektir. Kilo aldıran unlardır. Kilo aldıran şekerdir. Tuz şeker al, yap, almaz. Yani kaya tuzu kilo aldırmaz. Kaya tuzu. Bir daha söylüyorum. Unlar her türlü un. Bunda patates de dahil, nohut da dahil. İçindeki un vücutta 190 molekül su tutuyor. O kadar kilo vermiş ama belki de 5-10 kilo su. su. Hmm. Kaya tuzu bir molekül su tuza tutar. Kayat tuzu vücutta bir molekül tutar, hı hı. su tutmaz, tuzu atar. Gut hastası nasıl beslenmelidir? Demiştir hocam. O, o güzel bir soru. Gut hastası, gutun sebebi ürik asit yüksekliğidir. Ürik asit yüksekliği şeker zehirlenmesi belirtisidir. Etle ala neydi hocam? Etle hiçbir alakası yok. Şeker. Öyle Şekerli mi? içecekler, alkol, mısır şurubu şekeri. Yani mısır şurubu şekerinde çok fazlaca duruyorsunuz altında. Çok zehir çünkü. Resmen zehir ve hazır her gıdada tuzlu dahi olsa, tuzlu bisküvi de olsa mısır şurubu şekeri var. 3 yaşındaki kızım her gün ev yapamıyor, 3 adet köfte yiyor. Zararı var mıdır? Ben öyle şey bilmem. Kefir hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Afiyet olsun. <laughs> Hızlı tura başladık. <laughs> Son dönemde bebeklere doğar doğmaz vurulmaya başlanan karne aşıları e, tıbbi bir zorunluluk mudur? Ben onu bir konu diyorlar. Kendi doktorlarıyla konuşsunlar Ben Demir çocuk eksikliği çekiyorum değilim. İlaçlarla ayakta durabiliyorum Demir eksikliğinin en önemli sebebi Kanamalardır İyi beslenmemektir Ve gluten eksikliği demir eksikliği belirtisidir Evet duydunuz hocam Gluten hocamıza. hastalığı eksikliği değil Gluten hassasiyeti Gluten entoleransı Vücuttan demin de söyledim Sağlıklı yeseniz bile mi yapılmıyor İlaç alsanız bile demir ilacı emilim olmuyor, bağırsaklar Hı -hı. parçalandığı için. Hı -hı. Hocam bir de kanserle ilgili yani bizim vücudumuzda kanser genleri var, değil mi? Hepimizin vücudunda kanser var? geni var. Bunların Onları şekerle, için... şekerle insülinle uyandırmayın, transyalarla şey yapmayın, uyandırmayın. Onu anlatıyorum. Evet, kanserle Ben de onu anlatıyorum kardeş, evet. senelerden beri. Peki bu kan grubunun çok fazla sorun olmuş, ona baktım. Bir de egzamanın beslenmeyle ilgisi var mıdır? Var tabi olmaz olur mu? Nasıl beslensinler hocam? egzema bir kere gluten hassasiyeti belirtisi olabilir. Egzema cilt hastalığı, cilt bozukluğu, yağsızlık olabilir, vitamin eksikliği olabilir, D vitamini eksikliği olabilir, yağ eksikliği olabilir. Halka yağ, yağ korkusu verdiler. Bütün bunlar yağ olmayınca vücut çalışmıyor. Cilt de çalışmaz. Onu söylüyorum. Saç sağlığını çok soran var. Yot eksikliği olabilir, D vitamini eksikliği olabilir, yağ eksikliği olabilir. Yani bu bir bütün. Ben ne dedim başında bir daha söylüyorum. Tıp bir sanattır. Bir tek evet. şeyden dolayı değildir. Vücutta dolaşan her şey ondan etkileniyor. Bir tek kan dolaşımı var. O kan dolaşımına sağlıklı materyal arz edersek hepsi düzeliyor. Ama birdenbire düzelmez. Yani bir gecede, bir haftada düzelmez. İşte alt Gençseniz 6 ay, 12 ay, yaşlıysak eğer 24 ay, 32 ay bütün bunları hesaba katmamız lazım. Bir gecede toparladınız, düzeldiniz, ilaç aldınız, iyileştiniz. İnanmayın, kanmayın. Evet hocamızı duydunuz. E, hakikaten hocam 2,5 saattir de yayın yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz e, daha yaparız. Bir de, birkaç soru daha sorayım o zaman. Madem öyle birkaç dakika daha yapalım. Hava <laughs> e, sizin uykunuz geldi. Aa, hayır bizim hiç gelmez hocam. E, kameramanlar sahura kadar burada Kameramanların <laughs> da, da sıkıntı yok. Ne yazık. <laughs> e, Fatma da burada yönetmenimiz de sıkıntı yok diyor. Daha gidemedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Karnımda aşırı derecede şişlik var. Karnım sertleşiyor yemek yiyemiyorum. Derler. Kabızlıktır. İşte bir daha söylüyorum. Midede bir şey bir zaman şişkinlik. Karnınızdaki şişkinlik. Bir şey yedikten sonra kabızlık veya ishal bunlar bağırsak floramızın alt üst olduğunu gösterir. Bağırsaklarımızda 3 trilyon mikrop vardır. Mikrobiyom deriz biz buna. Hmm. Bu 3 trilyon yani vücutu hücremizden belki daha fazla. Bunun ağırlığı 8 kilodur. Bağırsaklardaki mikropların. Vücudumuzda bunlarla biz birlikte yaşarız. Bunlar yalnız iki gruba ayrılır. İyiler ve kötüler. Hı, hı. İyileri beslersek bağırsaklarımız iyi çalışır, şişkinlik olmaz. Kötüleri beslersek veya kötüleri besleyen şekerdir. Sizi acıktıran bağırsaklardaki kötü bakterilerdir. Siz şeker yediğiniz sürece, siz ekmek yediğiniz sürece bağırsaklarınızdaki kötü bakterileri besliyorsunuz. Vücudunuzu beslemiyorsunuz. Onun için sık sık acıkıyorsunuz. Evet. Hocam magnezyumu da konuşmadık aslında. Çok kısa da bir magnezyumdan bahsetsek. Magnezyum en önemli minerallerden biridir. Ee, şeker yüksekliği, şekerimiz yükseldiği zaman en çok vücuttan atılan e, tuzlardan biridir. Magnezyum e, aslında vücudumuzda e, işlev gören en aşağı 200 enzimin kofaktörü dediğimiz yardımcısıdır. O olmasa vücut iyi çalışmaz. Evet. onun için magnezyumumuzda işte efendim fındıkta var fıstıkta var şeker yemezsek isimimizi yükseltmezsek magnezyum bir de magnezyum düşüklüğü e, hastalık sebebi olabiliyor çünkü vücutta hormonlar ve enzimler iyi çalışmıyor evet hocam çok teşekkür ediyoruz bugün şifreleri aldınız Canan hocadan e, bu gördüğünüz masanın üzerindeki yiyecekleri özellikle dikkatlice dinlemenizi, dikkatlice bakmanızı tavsiye ederim. Birazdan sahurla, sahura kalktınız belki de. E, yemeğinizi yiyeceksiniz. Bari bugün sizin için bir fırsat olsun. Bu gece hayatınızda yeni bir sayfa açın diyelim. Canan Hoca'nın e, verdiği tavsiyelere uyun diyelim inşallah. E, ben öyle yapacağım. Tamam, tamam. O. <laughs> ben öyle yapacağım. Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yunus'la bitirelim. Tabii hocam. Yunus der ki, be Yunus sana söyleme derler canım. Ya ben öleyim mi söylemeyince? Aaa eyvallah hocam. Ee, hocam hazır yayındayken bir kere daha bekliyoruz sizi inşallah. Fırsat olursa memnuniyetle. Başımızın üzerinde yeriniz ki, var. Çok Şeref şey var. Verdiniz. Her yere koşmaya çalışıyorum. İyi ki her geldiniz yedirme, hocam. Deli danalar gibi bütün Türkiye'yi dolaşıyorum, okulları dolaşıyorum. Evet, gerçekten de... Bu arada da hasta da bakıyorum. Mümkün olduğu zaman tabii ki memnuniyetle. Mutlaka bekliyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Ağzınıza sağlık. E, programın e, tekrarını tamamını YouTube kanallarımızda bulacaksınız. Oradan izleyebilirsiniz. E, yarın akşam yine ne var ne yok var. Onu da hatırlatalım. İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünde e, Ahmet Anapalı'yla e, bir kitabımız vardı biliyorsunuz. Sorularla bir cihan İmparatorunu anlatmıştık. Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlatmıştık. İşte 565. yılda fethi anlatacağız. Mehter takımımız da burada olacak. Bir Mehteran takımı Fatih Bey'de mehteran takım burada bize e, bir resital verecek diyelim. E, Perşembe akşamı bu var. Bunu hatırlattım. Ne var ne yok yarın akşam da var yani. Bir de pazar sabahı Hüseyin Gülerce ile beraber saatler onu gösterdiğinde ortak akıl da karşınızda olacağız. E, son siyasette seçimin nabzını tutacağız artık seçime. Az bir süre kaldı. E, haftaya perşembede tekrar sizleri ne var ne yok'a bekliyor olacağız. Canan Hocam tekrar teşekkür ettik. E, size de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Instagram'dan Soru yağmış adeta. Ee, Twitter'dan, Instagram'dan genel anlamıyla birçok şeyi konuştuk ama bu kitap şifre. Gerçekte bunun on şifresi. Canan Karatay'ın bu kitabını mutlaka alın. Birçok sorunun cevabını bu kitapta bulacaksınız diyelim. Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Ee, Sizlere yarın akşamda Ne Var Ne Yok'a bekliyoruz. Hoşçakalın, Beyaz TV'de kalın. Hoşçakalın.